İçel TV ekranlarına Futbol Panorama programına hoş geldiniz. Mersin'deki futbol üzerine her şeyin konuşulduğu programla karşınızdayız. Konuklarım Mehmet Uysal ve İsmail Ay abimiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Mersin'deki bütün futbol olaylarını konuşacağız Allah izin verirse. Önce Mersin İdman Yurdu diyelim. 7-1'lik bir Etimesgut mağlubiyeti var. Mehmet Uysal, senden başlayalım. Herkese iyi akşamlar. Şimdi öyle bir giriş yaptın ki abi 7-1 dediğin zaman insanda ne moral kaldı ne motivasyon kaldı. Yani biz artık skorlar üzerinden Mersin İdman Yurdu'nu konuşmuyoruz biliyorsunuz. Yani artık aldığımız, atacağımız hiç yani gollerin ya da yediğimiz gollerin hiçbir önemi yok. Ama sen 7-1 deyince benim gözüm aldığım bir nota gitti şöyle bir direkt. Biz kaç gol yemişiz diye. Sence kaç gol yemişizdir İsmail abi? Önünde puan tablosu var. Yok benim önümde yok mu abi? Mersin İdman Yurdu'nun puan tablosu yok. 109 gol yemişiz abi 29 maçta. Dedim ki ya dedim bizden fazla gol yiyen var mıdır acaba? Varmış abi. Biz tek değilmişiz. Vallahi şimdi -93 de avarajımız var. 3. lig 2. grupta Kayseri Erciyesspor 116 gol yemiş 29 maçta. Bizden fazla yemiş ve bizden az atmış. Özür diliyorum. Bizden fazla gol atmışlar. Şimdi Bal Ligi'nde de biliyorsunuz yarı profesyonel lig olduğu için Spor Toto isminden dolayı 1. grupta Tatvan Gençler Birliği 22 maçta 132 gol yemiş. 2. grupta yine Bal Ligi 5. grupta 2005 Azatlı Spor 145 gol yemiş 23 maçta. Belen Belediye geçen sene bizim Bal Ligi 5. grupta temsilcilerin rakiplerimizden Hatay takımı 108 gol yemiş 22 maçta. Hani dedim ki ya dedim bizden çok gol yiyen varmış da acaba bizden az gol atan var mı? Varmış abi. Gaziantep Spor bizden az gol atmış abi 1. ligdeki 13 gol atmış yanlış hatırlamıyorsun bunlar. Biz 17 gol atmıştık abi. Öyle bir şeydi bizdeki de. O alanda da geçirmişiz. En azından hani ağlanacak halimize ufak peki, da olsa bir tebessüm diyelim. Şöyle söyleyelim. Kırmızı grupta yani bizim olduğumuz grupta en fazla yani eksi avarajı olan 41 avarajı var. Bizim 93 avarajımız var eksi. Ya şimdi yani iki katta onlara fark atmışız. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bal Ligi'nde 12 grup arasında en az gol yiyen 4 takımdan bir tanesi küme düşmüş. Yani 28-29 gol yemiş. İsmini hatırlayamadım şu an takımın ama küme düşmüş. Yani az gol yemeniz de bir şey fark etmiyor. Ya da çok gol yemeniz de yani. O tamamen yani orantılı. Şimdi şöyle mi demeye gidiyorsun? Biz orantısız şimdi bir güç bizdeki. Biz seneye Allah izin verirse şey ne olacağız? Bal Ligi'nde olacağız ya ona mı hazırlık şimdi yapıyoruz? Ona da geçeceğim. Seneye Bal Ligi'nde olacak mıyız acaba? Şimdi benim kulağıma ya ona birazdan geçeyim ya. Dur ona bir de katılamayayım ben. Biraz heyecan olsun. Az sonra diyorum. Az sonra diyelim onu. Parmaktan sonra. Bu 7-1'likle ilgili ben her zaman burada söylüyorum hangi ki. Hangi kameraya konuşacaksın sen az sonra? Abi zaten bir tane kameramız var. Bana bakan. Diğeri İsmail abiye bakıyor. Bir tane sana bakıyor abi. Başka kameramız yok zaten. Şimdi ben hep İsmail abiye şunu dedim. Sezon başından beri. Ne olursa olsun ben mümkün olduğunca saha içinde konuşmaya devam edeceğim dedim. Yani şu şartlarda bile saha içinde konuşmak istiyorum ben. İzin verirseniz. 7-1'lik mağlubiyette şimdi biri Hamit Yüzoğlu arasa, Hamit Yüzoğlu Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı, bilmeyenler için tekrar söyleyelim. Olur yani o kim falan diyenler olur. Hamit Yüzoğlu arasa biri dese ki ya dese biz dese şimdi olan bir tane ortada. Biz niye deplasmanlara gidiyoruz ya da niye içeride maçlara çıkıyoruz dese ne cevap verir abi? Biz niye oynuyoruz şu an? Mersin İdman Yurdu niye oynuyor şu an? Önümüzde fikstür var oynuyoruz ya niye yani çekilmiyoruz ya, hayır, yani şeyimize devam. Ayrı bir konu. Yani ne amaçla biz mücadele ediyoruz? Futbolcu kazanabilir miyiz değil mi? Futbolcu kazanabilir miyiz? Centilmenlik açısından yani. O centilmenlik o öbür hikaye. Hayır. Mecbursun zaten çıkmaya. Yani gençleri kazanabilmek ya, için de. Tabii canım işte maç tecrübesi kazanalım. Evet, aynen evet. Maç tecrübesi. Şimdi bunun için de teknik adam değişikliği yapıldı. Hamit Yüzoğlu'la birlikte. Nasır Belcik göreve getirildi. Ya şimdi şunu iyi analiz etmek lazım. Bak 7-1 yenildik. Biz hala yerinde oynayan oyuncular değil de devşirme oyuncularla yola devam ediyoruz. Ya isim vermeyelim. Futbolcu isimlerine gerek yok. Hepsi genç kardeşlerimiz. Ya şimdi sen ön librodan sol bek yaratmaya çalışırsan sol bekte oynayacak olan çocuğu da küstürüyorsun. Sen elinde açıkta oynayacak futbolcu varken gidiyorsun sağ bektekini sağ açık oynatıyorsun. O sağ açıkta oynayacak çocuğu da küstürüyorsun. Sağ bektekini sağ açık oynatarak onunla farklı yerlere götürüyorsun. Devamlı bir devşirme, devamlı bir kadro oynamalar. Ya bırakın kim nerede iyiyse orada oynasın. Ki bu takım işidir yani. Bir futbolcu iyi olduğunda bu takıma da yansıdığında farklı boyuta geliyor. Hatırla abi ya. Menemen maçında 1-0 yenildik ama tam kazanacak kadar oynamadık ama mücadele üst seviyedeydi. Biz artık nelere sevinmeye başladık ya.
Ya tacı hızlı kullandık diye bir çocuğu alkışladık ya Menemen maçında. Hani o düşün bizim alkışladığımız şeye bak abi ya. Biz o duruma gelmişiz. Siz hala garip garip devşirme oyuncuları yerlerini değiştirdik. Garip garip bir şeyler yapıyorsun. Yapmayın kardeşim ya. Ya hangi futbolcu nerede oynuyorsa bırakın orada oynasın ya. Biz hala Emir Kağan Gültekin'den forvet yaratmaya çalışıyoruz. Yani benim anlamaya çalıştığım şeyi bilmiyorum, anlayamıyorum yani açıkçası. Net bir şekilde söyleyeyim. Şu saha içindeki futbolcuların görev yerleriyle oynamayın. Bırakın kim nerede iyiyse kendini o yerde, yani o alanda geliştirsin. Adam açıksa açıkta geliştirsin, ortaysa ortada. Peki şey olamaz mı? Bugüne kadar yerinde oynatılmıyor da şimdi yerine geçmiş olamaz mı? Yok işte. Ya ben şimdi amatörden geldikleri için biz çocukların eski hocalarıyla da görüşüyoruz. Ya diyoruz hocam biz futboldan anlamıyoruz. Amatördeki hocalarına söylüyoruz, isim vermeyelim. Biz futboldan anlamıyoruz. Bu çocuk nerede oynuyordu amatördeyken? Aklın yolu bir. Yani macera aramaya gerek yok. Tamam kaybedelim ama bu şekilde kazanamıyorsun ki. Futbolcuyu kazanamıyorsun. Yani sahiçi için söyleyeceğim şeyler bunlar. Pazar günü Şeytanlar grubu maçtan önce Tevfik Sırrı Gül Stadyumu'nun önünde bir toplantı yapacakmış. Takımın geleceği ile ilgili kendi aralarında bir diyalog. 12'de evet. Sonra da saat 3'de maç var zaten. Eyüp'le oynuyoruz. Eyüp de düşme potasında, kazanması gereken bir maç. Evet. Rakipler açısından Mersin Timarı çok tehlikeli bir takım. Bunu Menemen de yaşadı burada en son oynadığımız maçta. Mehmet Usta, biz bunu bu tehlikeyi bu sene, bu hafta tehlikeli olduğumuzu bu hafta göstereceğiz ya. Yok ya şöyle, rakipler açısından tehlikeli. Tamam işte sahaya bu hafta yansıtamıyoruz. Galip kabulüm. Sahaya yani yansıtamıyoruz. Sadece rakipler diyor ki Mersin İtmanyurdu rahat, kaybedecek bir şey yok. İsmail abi. Olsa yeneriz. Yemin ediyorum sendeki şu şeyin hayalciliğin var ya, Sabri Sarıoğlu'nun orta yaparkenki hayalciliğini, o hayal kurmasını görüyorum. Sabri yani. Güzel orta yapar bu arada. Evet. Abi onun mesela bir şeyleri var, serbest duruşları var, orta sahadan kendi kalesine verdiği bir pas vardı Mondragon'a. O oradaki hesabı şey yapmıyor. Mars'ta bir ya arkadaş yok. Bu hafta kazanalım ya o zaman. Bu şey Eyüp Spor abi, düşme potasında. Bak. Bizi ilgilendirmez onun puan durumundan nerede olduğu. Kazanalım ama ya işte bu hafta. Bak, sen devamlı, kazanalım yani. İsmail abi devamlı kadronun yeriyle oynarsan bu çocuklar da artık ne oynayacağını unutuyor. Nerede ben çok maçta seninle konuştuk burada. Çocuk nerede duracağını bilmiyor. Çünkü o çocuk oranın futbolcusu değil. Sen kendini güldürüyorsun. Ya, ben biliyorsun bize rakip takımın yedek kulübesinin arkasında oturuyoruz. Ya orada biz ne diyaloglar görüyoruz rakiple alakalı ya. Ya utanıyorum ben abi bazen ya. Biz izin veriyoruz bunlara ama. Ya izin vermeyin kardeşim, bırakın şu çocuklar oynayabileceği en iyi yerde, maksimum verim verebileceği en iyi yerde oynasınlar ya. Bir de böyle bir görelim. Ya devamlı bir ara, ya neyin arayışı bu ya? Ya olmaz, o çocuk da zaten amatördeyken de öyleydi, bugün de böyle, sonra da böyle, yarın da böyle. Oynama ya. O çocuğu da öldürüyorsun, taraftarın önüne atıyorsun. Ben birçok maçta hatırlıyorum, taraftar isyan etti birçok futbolcuya. Ama haklılar. Ama futbolcu da haklı, futbolcu hayatında ilk defa orada oynuyor ya. Ya oynatmayın kardeşim ya. Macera aramaya gerek yok ya. Onu demek istedim. Şimdi söyleyeceğim bir şey var mı abi? Ben sonra konuşacağım. Sen devam et. Kulağıma gelen bir bilgi. Bu Ankara'dan geldi bu benim bu bilgi kulağıma. Mersin İdman Yurdu önümüzdeki sezon muhtemelen 3. ligden devam edecek. Şimdi direkt aklımıza tabii başkanın söylediği bir cümle toplantıda. Bir ay içerisinde bu para ödenmezse bize bir tebligat yapıldı. Bal ligine düşürüleceksiniz. Ben de başkanı aradım. Ya dedim son durum ne bu? Çünkü bir ay geçti. Ya dedi şimdi bize resmi bir tebligat yapılmadı hani. Düştünüz gibisinden. Ya dedim bu olay ne peki dedim. Benim kulağıma isim vermeden böyle bir duyum geldi. Nedir bu şimdi? Şey dedi. Atıyorum hani şimdi kira ödemez. Sen dersin işte kardeşim kiranı öde. Ödemezsen mahkeme veriyorum çıkaracağım seni. Bir nevi gözdağı. Yani şu an belki düşmeyebiliriz diyor. Çünkü öyle bir karar yok diyor. Sadece bize tebligat yapıldı. Bu parayı şu bir ay içinde ödeyin. Ödemezseniz gereği şu. Ama bu olacak diye bir kaydı yok. Kulağıma da şimdi benim Ankara'dan böyle bir bilgi gelince ya dedim acaba... Ankara'dan şimdi... derken Beştepe'den mi? Ya sporun içinde olan insanlar, o federasyona yakın insanlardan diyelim. Yani gerçekten kale alınacak bir insan. Şimdi yani federasyonun olduğu rivanın etrafından yani. Orada dolanırken biri kulaktan duymuş işte abi. Yani şimdi taraftar olarak ben şahsen Bal Ligi'de düşmesini isterim. Çünkü zaten 3. ligde düşsen eksi puan cezaların gelecek. Sen zaten yine o ligde de tutunamayacaksın. Senin bu kadron 3. ligde de tutunamaz. En azından Bal Ligi'nde bu gençler oynar. İşte maddi külfet ortadan kalkar. İşte futbolcuların biliyorsun profesyonel ligin altına düştüğün için sigortasıydı, o suydu, bu suydu, vır zıvırı.
Bu külfetler ortadan kalkıyor. Ya bundan sonra onlar bizi ilgilendirmiyor zaten şu anda. Ya biz artık oralara düşünüyoruz. Hayır. Onlar artık bizi ilgilendirmiyor zaten yani. Maddi kısmını bile düşünüyorum artık. Yani bilmiyorum. Ben şahsen düşsün isterim. Bal liginde düşsün yani. Şimdi bak ben... Küllerinden orada da olsun. Sen konu olduğu için konuşayım. Şimdi biz alacağımız ceza bir lig düşürme. Bir lig düşme. Şimdi bunu nasıl yorumladık? Bunu konuşanlar da o zaman öyle yorumladı. Biz zaten şu anda 3. ligdeyiz. Şu an bizim takımımız 3. ligde düştü yani. Puan olarak düştü. Puan olarak düştü. Bir lig düşürme cezası aldığımız zaman doğal olarak oradan amatör bala düşmemiz gerekiyor. Sezon sonunda. Yani bu prosedür olacak. Yani şu an anladığımız, yorumladığımız ceza bu. Ceza almadım. İşte orada sorun burada. Ceza da almadım. Adam sana diyor ki kardeşim borcunu öde, ödemezsen bak olabilecek olasılıklar bunlar diyor. İşte, zaten onların belli olmadığı, ben o zaman da bunlar belli değil. Yani daha önümüzde ne süreç yaşayacağımızı bilmiyoruz. Şunu düzeltelim. Bu Hamit Yüzol'un sözü falan değil. Hamit Yüzol, o da hani benim elime resmi bir düşürüldüğümüze dair bir belge gelmediği sürece biz yolumuza devam edeceğiz evet. diyor. Yani o biz 3. ligde kaldık, o bir şey yok o yani. Onu ben sadece kendime, kulağıma gelen duyumla ilgili söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani şimdi tabii ki çok acı bunu söylemek. Gerçekten çok acı. Şimdi Bal Ligi'ne düşmedik, 3. ligde kaldık. Ben de senin dediğin gibi 3. ligde kalmayı istemiyorum yani. Niye istemiyorum? Şimdi 120 milyon, o zaman 150 milyon borçla 3. ligde oynamanın da bir esprisi yok ki zaten. Yani işte. Yani transfer yapamayacaksın, hiçbir şey yapamayacaksın. Yani önünde bir şey yok yani, bir hedef yok. Yine 3. ligde aynı bugünkü şeyleri yapacağız. Ne denir? Kadro kaliteni şüpheli. Yani formalite maçları oynayacağız 3. ligde de. Çünkü orada da yapacağımız bir şey yok öyle yani. Öyle olacağına balda oynasınlar. Balda en ya öyle olacağına balda bala düşelim. Oradan artık yeni yapılanmayı yani B planına geçelim. Önümüze bakalım. Mustafa Ört demiş ki 3. ligde de oynarım abi bu takım demiş. Ya oynar oynamaz değil. Şimdi bizim borcumuz olmasa. Yani eksi puan gelecek düşün yani. Ya hadi eksi puan da gelmedi diyelim. Yani eksi puan gelecek borç ödenmediği sürece eksi puan gelecek. O zaman 3. ligde oynamanın bir esprisi yok. Ha şu anda borcumuz olmasa bu takım 3. lige düşse. 3. ligde bu şu anki mevcut takım 3. ligde bir şekilde oynar. Takviye yaparsın, makviye yaparsın, aynen. Tutunabilir. Ama yine hedefin yok. 150 milyon borç var. Yine bir sürü puan cezaları gelecek. Yine bugünkü gibi hiç amaçsız, hedefsiz maçlar oynayacağız. Ha, bugün bunu kimse istemez yani. Tabii yani bakalım hayırlısı sezon sonu göreceğiz. Evet onu tabii bekleyip göreceğiz. Aynen, yani şu anda lazım. Bazı yaptığımız şeyler yorum sadece. Aynen bunlar sadece bir yorum yani kulağımıza gelen bazı şeyleri biz burada belirtiyoruz. Bunların şeyi de yok yani geçerliliği de yok. Evet. Bunu buradan bir belirtelim. Yani hayırlısı bakalım abi ya. Bu hafta inşallah biz İsmail abiyle o toplantıya gideceğiz bir aksilik olmazsa öyle diyelim. Biz de çünkü orada yer almak istiyoruz. Hani taraftarın açıkçası ne konuşacağını biz de merak ediyoruz. Telefon var abi. Sen şey yap istersen. Alo, merhabalar. Merhaba, buyurun. Ezel ses çok az geliyor ama. Devam et abi, devam et. Hem konunun kim olduğunu falan bir anlat, açıklasın. Alo, merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Önce siz kendinizi isterseniz bir tanıtın. Biz de şey yapmış olalım. Ekranda görelim. Şimdi şöyle söyleyelim. Ahtan Sarı Seyir Annesi. Onu belirtelim. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Şimdi ablamız Gülnar Belediyespor'un 2-3 ay önce vefat eden Hakan Saracer kardeşimizin annesi. Annesi evet. Biz de dün bir turnuva, daha doğrusu bir turnuva düzenlemiştik Mersin Amatör Futbol Derneği Hakan Saracer anısına ismini kullanaraktan. Sağ olsunlar aile bize bu ismi kullanmamız için izin verdiler. Dün finalini yaptık. Aileyi ağırladık. Biz de kendilerine bir plaket armağan ettik anı anlamında ve şampiyonluk madalyasından verdik. Çünkü bu turnuvanın gerçek şampiyonu onlardı. Biz dedik ki bir telefon bağlantısı yapalım. En azından hem tekrardan bir ne diyelim ona almış olalım hesabı. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı ablacığım, Şerife abla? Tabii ki mutlaka var. Ben her zaman gidiyorum. Oğlumla her zaman gurur duyuyorum. Ve bütün oğlumu bu ismi verdikleri için, bu plaket oğluma layık gördükleri için herkese, emeği için herkese çok çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Biz oğlum teşekkür ederiz. Oğlumun ismini her şekilde yaşıyor. Allah hepsinden bir kat razı olsun. Yani çok üzüldüm ve çok da dün de çok mutlu oldum. Hepsinden Allah razı olsun. Beni çok mutlu etti. Yani ben ne diyebilirim ki?
Teşekkür ediyoruz. Evet, acımız çok büyük bir acımız. Allah kimseye versin. Amin. Amin Şerif ablam, amin. Umarım biz de yani bu izni bize vererek bir nebze olsun. Sizin acınızı paylaşmaya çalıştık. Umarım paylaşabilmişizdir. Çok teşekkür ederim. Evet, çok duygulandım. Çok gurur verici bir şeydi. Yani bundan sonra da yapabileceğimiz bir şey olursa bizim kapımız her zaman açık sizlere. Biz de sizin çok bir evladınız sayılırız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz bağlandığınız için de. Tekrardan başınız sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, konuşma esnasında da zaten turnuvanın final müsabakasının sonrasındaki ödül töreninin olduğu bölüm yayınlandı. Yani onu da söylemiş olalım. Gerçekten dün açıkçası o plaketi verirken biz de duygulandık. Ne yalan evet, söyleyeyim. Tabii. Oradaki bütün üçüncü takım, ikinci takım, birinci takım hepsi oradaydı. Taraftarlar bayağı bir kalabalıktı. Hani amatör maçlarda bile o kadar kalabalık yoktu. Teşekkür ediyoruz buradan gelen misafirlere. Oradaki herkes duygulandı. İster istemez genç bir kardeşimiz. Yani Allah mekanını cennet eylesin. Umarım dediğim gibi onun anısına düzenledik. Bir nebze de olsa acılarını paylaşabilirsek ne mutlu bize. Tekrardan buradan kardeşimizin başı sağ olsun. Ailenin başı sağ olsun. Kardeşimiz de mekanı cennet olsun. Evet. Var mı İdman Yurdu ile ilgili söylemek istediğiniz şeyler? Benim söyleyeceğim İdman Yurdu ile ilgili bu kadar abi. Ya şey zaten araya şey oldu. Konu gereği araya girdik, konuştuk. Pazar günkü toplantıya ben de hani bir aksilik olmasa gideyim istiyorum. Hani arkadaşlarımız ne konuşuyorlar orada biz de duyalım, dinleyelim, katılalım. Toplantıdan sonra da maça gidelim, maçı izleyelim. Yani şimdi ya her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz bence. Artık ben gerek yok yani artık konuşmayacağım. O konuyu kapatıyorum yani. Yani ben bunu şimdi konuşmayacağım diyor. Tabii yine konuşuluyor, konu açılıyor. Daha önce bir sürü dedim, daha önce de söyledim. Sezon başından beri kaç defa yönetim değişti. Teknik heyet değişti. Ama sahaya çıkan oyuncular hep aynı. Genelde aynı. Ya gene bir iki tane değişti. Bir iki tane değişti. Ama şimdi bu kadar başarısız olmuş bir takımın hala oyuncuların aynı oyuncularla oynuyor olması garip değil mi yani? Burada bir gariplik yok mu yani? Sonra senin biraz önce söylediğin işte oyuncu oynayacağı yeri bilmiyor. Ya bilmiyorsa oyuncunun suçu. Ona katılmıyorum. Bak, yok. Sen bir futbolcu bak, bir dakika. En başından beri sol bek oynayan bir oyuncu sen gidip forvet oynatırsan bu çocuk afallar yani. Mehmet Uysal köy takımında köyden bahçeden gelmiş adamlardan bahsetmiyoruz ha. Köy takımında bile köyde bahçeden gelen adamları biz sahaya koyduk top oynattık. Abi profesyonel. Onlar bile ya hayır yani onlar bile sen sağ beksin dediğin zaman sağ bekin nerede abi, duracağını. İsmail abi şimdi salsa yapan adama da gel horon tep dersen olmaz yani. Bak. Ama bu ben, adam da profesyonel çalışıyor. Bak, ben ben bu devşirme yani oyuncuların yerini değiştirmesine taraftar değilim. Bir kere orada hemfikiriz sizle. Ben ona itiraz etmiyorum. Evet değiştirilmemesi gerekir. Ama şimdi stoper oynayan bir oyuncuya sen sol bek oyna dediğinde de o oyuncunun nerede duracağını bilmesi gerekiyor. Niye? Bu adam profesyonel olmuş artık. Amatör de değil. Bırak köy halı saha turnuvasını, köy takımını. Sol bekin nerede oynayacağını bilmesi gerekiyor yani. Abi şimdi bak stoperdeki adamın futbola bakış açısıyla sol bekteki adamın ya, öyle, bak öyle değil işte abi. Bak ya sen, Mehmet. Bak sen biz bunları dışarıdan konuşuyoruz. İçeride o futbolcu talimat alıyor hocasından. Hocanın verdiği o sistem farklı bir şey. Sen onu yansıtmak zorundasın bak, takım halinde. Ben, bak benim stoperdeki oyuncu ne diyor biliyor musun? Köy turnuvasındaki yabancı. Abi diyor senin sağ bekin sol bekin diyor bize ayak uyduramıyor diyor. Niye? İşte bunlar o olaya geliyor. Tamam da sen köy takımından bahsediyorsun. Onun uyduramaması gayet normal. Ya profesyonel futbolcu ama daha şey olması lazım. Yıllarca amatör oynamış, ondan sonra profesyonel olmuş bir oyuncu. Sen sol bekte oynayacaksın ya da sağ bekte oynayacaksın dediğinde sağ bekin kulvarının neresi olduğunu, görevinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor bu oyuncunun. Aynen yani. Sen sezon başına kadar işte Nasır Belci gelene kadar kendini sol açıkta yetiştirmişsin. Tamam. O şekilde kendine bir plan proje çizmişsin. Ben geleceğin Ronaldo'su olacağım demişsin. Atıyorum. Bir tane hoca geliyor seni sol beke çekiyor. Şimdi ya oradaki futbolcunun defans uyumu bir olmaz. Bak, ben, zaman ya hayır. Yıllarca biz defalarca yani. Şunu gördük. Sen sağ kanata koyduğun bir oyuncuyu forvete koyduğun zaman bak bu her kategoride vardır yani. Orijinal sağ açık oyuncusu forvete koyduğun zaman bu oyuncu ilk 10 dakika forvette kalır. 11. dakika bakmışsın sağdan top almış gidiyordur. Bunlara katılıyorum.
Doğru söylüyorsun. Gerek yok işte. Ve forvet bir oyuncuyu sen sağ açığa koyarsan bu oyuncu sağ açıkta duramaz. O bir şekilde oyun içerisinde kendini kaptırır, sola atar, gider. Atar. Bunlar normal, bunlar doğru, haklısın. Ben ona itiraz etmiyorum. İtiraz ettiğim şey ama bu oyuncu da artık profesyonel oynuyorsa abi kulvarının neresi olduğunu bilmesi gerekiyor. Tamam da bunda bu macere gerek yok abi. Ya tamam, o ayrı bir konu. Onu tartışmıyorum ben. Onu tartışmıyorum. Onu bilmesi gerekir yine de. Ya o tamam, ama hatası diyelim ama yani biz şu anda hala yani bir tane oyuncu ya da iki tane oyuncu ön plana çıkaramadık. Mevcut yani iki senedir geçen seneden kadroda devam eden oyuncular var. Bu sene bir iki takviye var. Sezon başından beri de aşağı yukarı aynı oyuncularla oynuyoruz. Son bir iki maçta bir iki oyuncu değişti. Ama bu kadar mağlubiyet almış bir takımın 11 oyuncunun bana göre yani 5-6 tanesinin değişmesi gerekiyordu. Abi değiştirelim. Yani yenisini ekleyelim. Olmadı, bir daha değiştirelim. Kaybedecek zaten şey olmuyor yok. Yani. Zaten kaybedecek bir şeyimiz yok. Aynen. Şimdi şu anda bu çocukları artık aşağı yukarı tanıyoruz. Bu çocuklar da izlendi. Yarın hani bu çocukların da önünde gidecekleri bir yer, bir takım varsa şu anki mevcut oynayanların. Zaten onlar da kendilerince bir plan yapıyordur. Ama aşağıda daha geride bekleyen oyuncular var. İnşallah. Onları da bir görelim. İnşallah vardır. Ya inşallah vardır. Şimdi onların da belki vardır içinde. Şimdi takım çok kötü. İçinde bireysel yetenekli oyuncular var. Ben onun olduğuna inanıyorum. Biliyorum olduğunu. Yani bireysel yetenekte daha yani nasıl söyleyeyim, hedefli daha şey bir takıma koyduğun zaman oynayabilecek oyuncularımız var şu anda bizim. O kadar da şey değiliz yani. Söylediğim. Ama sen yönetimde, teknik heyette, hedefte, borçta, psikolojide tabana inmiş bir takımsın. Oradaki bireysel yetenekli oyuncular da oynayamıyor, bir şey yapamıyor yani. Şimdi seni destekleyen bir şey söyleyeyim dedin ya, var, var. Nasıl var, var abi, ben şöyle, ben olduğunu biliyorum yani. Anadolu kulübünde oynayan bir futbolcu çok göze batmaz. Çok ahım şahım bir Messi değilse, hani böyle örnek verilir ya, bir Messi, bir Ronaldo değilse çok göze batmaz. Ama nedir, yeteneğini sen bilirsin ya, dersin bu çocukta bir şey var. Sen o çocuğu aldığında bir İstanbul takımına koyduğun zaman o çocuk ya dersin ya böyle mi oynuyormuş ya, mükemmel. Ya bir sürü örnekleri var ya, bir sürü. İşte bizim o U19'da var, gerçekten var, kayda değecek futbolcu var. Oradaki yeteneğini aldığında, sen buraya koyduğunda bir tık üstüne koyabilecek gerçekten var. Yani bunu denemekten mi diyoruz? Ya korkmama diye. Ya ben de ona şey yapıyorum işte yani. Ya hocalar mutlaka kazanmak istiyorlar. Hocalar da mutlaka takım başarılı olsun istiyorlar. Ama şimdi ben hala aynı oyuncularda ısrar edilmesini anlamıyorum yani. İşte aynı oyuncuları ısrar ediyorsun, bir de devamlı devşirme oynatıyorsun. Yani sanki yok yani gibi. Yani dışarıdan oyuncu ilave etmiyorsun, saha içinde kendi kendine şey oynuyorsun. Şeyler, oyuncularla oynuyorsun. Oyuncuların mevkileriyle oynuyorsun. Yapboz gibi oldu takım. Ya ben bilmiyorum yani. Ya artık yapacak bir şey yok yani. Şu an bile, şu durumda bile saha içini konuşabiliyorsak bence ne mutlu. Bir de o açıdan bakmak lazım. Hala saha içini konuşabiliyoruz yani. Ya bir tek senle ben konuşuyorum. Yo, başka bir yerde var mı saha içini konuşabiliyoruz? Ne mutlu diyorum işte abi. Yani. Ne mutlu hala abi, biz saha içini konuşabiliyoruz. Arkasında durduk. Bak hala arkasında durmaya devam ediyorum. Ya mesela hala bir içinde yetenekli oyuncular var. Hala içinde yarın İkincilikte başka takımlara, belki FETÖ'de birinciliğe gidebilecek oyuncular var. Ben birincilikte bir ekip olsam, scout ekibi olsam ikincilikte, ben Bekircan'ı alırım, Emir Kağan'ı alırım. Ya isim verme şimdi, isim verdim diğer arkadaşlar. Yok, yok var, hayır hayır, yanlış anlamda değil. Bir Mert Arabacı'yı kullanırım, değerlendiririm. Ya çünkü bu çocuklar yani sahada hepsi mücadele ediyor ama yani şimdi gerekli var abi bence yani. Ya var birkaç oyuncu, ben birkaç oyuncu daha var, oynayabilir. Ama abi sen bu çocuklara da yani takım üçüncü lige düşmüş, borç bir haddini geçmiş. Yani moral motivasyon ve hedef yok. Hedef yok, moral motivasyon yok. İşte beklediğin bu çıkıyor, çocuklar oynuyor bir şekilde. Ama yani sokakta gazozuna oynuyor olsan da kazanmak istersin. Böyle bir şey var. Ya inşallah sen o Menemen maçındaki o hırs, kazanma temposu var ya, mücadele daha doğrusu. Onu inşallah bu Eyüp Paşa'da yansıtırlar da. Mersin İtman Yurdu, Mersin İtman Yurdu armasıyla çıkacağı son maça kadar biz arkasındayız. 3 maç kaldı zaten. Biz arkasındayız. Herkes de bekliyoruz. Geçen arkadaşlarımızın mesajı gibi, Koca Çınar nereye, bala mı gidiyor, 3. lige mi, nereye gidiyorsa biz Koca Çınar'ı güle oynaya arkasından destek verelim. O şekilde gönderelim. Ama bir demin dediğim gibi 3. lige düşersek bizim planlama açısından da geç kalacağız. Geç kalacağız. Yani şu anki yönetimin yapmış olduğu planlama açısından Mersin İtman Yurdu 3. ligde devam ederse yeni bir Mersin İtman Yurdu'nu profesyonel liglerde görme yılımız daha geri gidecek. Tabii 3. ligde. Yani şu anda biz 2 sene sonra belki 3. ligden tertemiz, borçsuz, harçsız bir profesyonel takımla 3. ligde Mersin İtman Yurdu armasıyla oynama durumumuz varken biz bu sene 3. lige düşersek bu 1 sene belki 2 sene daha ileri gidecek.
Yani 2 sene sonra değil, 3 sene belki 4 sene sonra profesyonel ligde Mersin Mayurdo adına bir takımımız olacak. Görür müyüz? Ha yani? İnşallah İçel Spor bu sene çıkar. Geleceğiz birazdan. İçel geleceğiz. Spor inşallah bu sene çıkar. Profesyonel ligdeki takımımız olur. Biz de onun arkasında dururuz, kenetleniriz. Veya ne bileyim Mutidman Yurdu çıkar inşallah bu sene. Biz Mutidman Yurdu'nun arkasında da kenetleniriz. Ama bir daha yani Tarsus, Silifke, Mut. Beni yanlış anlatamıyorum, yanlış anlıyorlar da. İlçe takımları merkezin hedef takımı olamaz, olmaz yani. Bunu onlar da istemez. Mersin'deki seyirciler de istemez. Bizim merkezden bir hedef takımımız. Tabii ki Tarsus İdman Yurdu bizim takımımız. Bak biraz sonra konuşacağız. Tabii ki Mut İdman Yurdu bizim takımımız. Tabii ki Silifke, Anamur, Meski, İçel Spor bizim takımlarımız. Ama ya Mersin merkezde bir profesyonel takımımız olması gerekiyor. Tabii ki Mut'un başarısıyla da biz övüneceğiz. Bugün de övünüyoruz, yarın da övüneceğiz. Tarsus İdman Yurdu'nu şu anda takipteyiz. İnşallah diyoruz ki playoff'a kalmadan çıksın. Onu da konuşacağız biraz sonra. O da notlarımızda var. Ama Mersin'in hedef takımı, merkezde bir takım olması gerekiyor bana göre. O yüzden olur. Bekleyip göreceğiz. Aynen. Yani. Biraz daha sabır. Abi evet. Şöyle önce bir şeye başlayayım. Mesajlara bir bakayım. Behlül Uslu, Yasin Tor, Hüseyin Gül, Ahmet Lülü hocamız, Mustafa Yüz kardeşimiz, Aziz Filiz hocamız, Şeref Yanmaz abimiz. Şöyle bakıyorum. Uğur Cefo, Akın Yıldız, Hasan Basut hocamız. Hasan Basut resim göndermiş bir tane abi, çay bardağı. Muhsin hocamız, Erol Ayas hocamız. Bir demlik çaya gelirim diye. Size de selamlar olsun. Erhan Fesli, Mevlüt Ersoy, Abzer Bilen hocamız. Evet, bunlar iyi yayınlar dilemişler. Onları söylemiş olalım. WhatsApp numaramızı soran bir arkadaşımız var da WhatsApp numaramız altta yazıyordu ekranın altında. Şu an gitti. Ama genelde sürekli altta WhatsApp Şeref numaramız abi, oluyor. Aynen öyle. Şeref abimiz şey demiş. Bundan sonra köy turnuvasını konuşursunuz herhalde demiş. De bizim niyetimiz yok. Onun dışında şöyle bakıyorum. İkinci kümeden neden bahsetmiyorsunuz? Gündeme gelmiyor demiş Akın Yıldız. Doğru söylemiş. Bugün Allah izin verirse ikinci kümeye de gireceğiz. Ezel abiye rica edelim. Hasan Basut hocamız da WhatsApp, iyi yayınlar, futbolun emekçileri güzel insanlar demiş. WhatsApp numarasını altta Hüseyin yazar. Hocamız da aynı öyle söylemiş. Oradan mesaj gönderiyorlar herhalde. Evet. Ezel ekrana verebilirsen. Bir mesaj okuyayım ben, sen görmedin herhalde. Buyur abi. Önemli olduğu için. Bülent Alıcı yazmış. İyi yayınlar Mustafa'm. Göçmen Kavşağı emniyet sahasında ortaokullar arası çocuk polisi futbol turnuvası devam ediyor. Toroslar ve Akdeniz'deki kulüp hocalarımızı bu turnuvamıza senin aracılığıyla davet etmeni istiyorum. Yetenekli çocuklar var. Bu çocukları kulüplerimizde kazandıralım. Maçlarımız hafta içi saat 9 ile 13 arası oynanıyor. Sabah. He, anlaşıldı mı? Ha, bir turnuva varmış. Çocuk polisi futbol turnuvası derken polis çocukları mı acaba? Okullar arası. Ha, okullar arası. Ha, okullar arası. Evet. Polislerin düzenlediği bir turnuva mı? Polisin düzenlediği turnuva. Ha, polis, aynen. Çocuk polisinin düzenlediği okullar arası futbol turnuvası. Şimdi doğru oldu. Arkadaşımız da diyor kulüp hocaları da gelip izleyebiliyor. Çok yetenekli çocuklar var. Bu çocukları kulüplere kazandıralım diyor. Zaten futbolcu da bence bu şekilde kazanılır. Yoksa onları bir araya toplayıp da aynen. Seçme yapalım. Hadi gelin bir maç yapın. 10 dakika sen öyle, 10 dakika sen öyle. O şekilde futbolcu seçmesi olmaz. Bugüne kadar hep yapıldı. Bence yanlıştı. Hiç katılmıyorum. Ama orada turnuva varmış. Muhtemelen onların birçoğu lisanssız çocuklardır şu anda. Kesinlikle. Okullar arası olduğu için lisanssızdır. İşte gidip orada izleyeceksin. Yetenekler orada keşfedeceksin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Onu izlemeye sadece biz gideriz. Bizim dışımızda da kimse gitmez. Kimse yetenekli çocukları da görmek istemez. Herkes düzenli. Ya belki bir kişi giderse. Abi herkes düzenini tutturmuş. Abi 11-12 dedik biz 2 senedir bas bas bağırıyoruz. 11-12'de gelin izleyin dedik. 3 kişi 5 kişiyle ya maç şimdi izliyoruz Mustafa ya. Abi giderler gitmezler o ayrı bir konu. Ya biz yine de buradan aynen duyurumuzu yapalım. Kardeşimiz mesaj yazmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani kimdir, bunun büyük müdür, küçük müdür bilmiyorum. Notunu al da abi ona şey yapalım. Var şeyimizde. Bilgilendirelim. Var. Bir tane hocamız giderse oradan da bir tane kardeşimiz bir kulübe lisans çıkartır.
ve iyi oynarsa biz de ona vesile olmuş oluruz. Bu kardeşimizin vasıtasıyla. Biz de gidelim abi ya. Ben o merak ettim o turnuvayı açıkçası. Ya hatırla abi ya. İşte şimdi geçen gün şey yapmayalım. Bir hazırlık maçı izledik sizin köyün. Orada mesela lisanssız bir genci. Gördük yani. Var çocukta bir şey var mesela. Lisansı yok mesela. Sıfır lisans. Kimden bahsediyorsun? Sizin değirmenlerde o 15 yaşında. 15 yaşında mıydı? 17 yaşında. Evet 15 yaşında. 15 yaşında. Ama bir kalıp var mesela. Hocaların en çok sevdiği şeydir. Küçük yaşlı ama büyük yalnız, bir kalıplı ve şu anda lisanssız örnek işte yani mesela. Ya, evet Hüseyin hayır şimdi öyle deyince şimdi programdan sonra biri beni arar der ki abi o kimdi sizin köylü? Bu kardeşimiz Karıkpınar'ında daha önce lisansı vardı. Daha önce varmış. Daha önce Karıkpınar'ı bu yeni yapılandı ya şimdi Karıkpınar'ı. Kapandıktan o dönemde orada lisansı düştü herhalde. Şu anda da Tömük Esnaf Spor'da idmana çıkıyor ama lisans henüz çıkmamış. Ya mesela dedik ya gerçekten var. Ya ben de ilk defa izledim. Hayran kaldık. Yani geçen senelerde köy takımı için bana söylediler onu. Fakat o zaman daha küçüktü. Yani 13 yaşındaydı, yani. 14 yaşındaydı. Yani normal olarak daha küçük olması evet, lazım. Evet, şimdi 15 yaşında işte 16'ya giriyor ama fiziği 17-18 gibi gösteriyor. Ve o kadar soğukkanlı ki. Hani normal bir stoperde bile yoktur o soğukkanlı. Evet, ben de çok beğendim. Yani var. Mesela o bahsedilen turnuvada gidip görmek lazım. Evet evet gerçekten izlemek lazım tabii. Biz de gidelim ona. Notumuzu alalım. Selahattin Baba, Tugay Buğdacı Odam hocalarımızla iyi yayınlar, iyi akşamlar dilemiş. Evet. 3. lige geçelim abi. Cevzet Tekin kardeşimiz yine mesaj yazmış. Ona teşekkür ediyoruz bizim daimi izleyicimiz. Onu ben görmedim abi de. Sen okuyabilirsen oku. Tarsus'tan Mersin'e sevgilerimle. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Hayırlı akşamlar. Buradan da oraya gitsin diyelim. Evet. Tarsus Manyo'da Düzyurt Sporu 3-1 ile geçti. 3-0 öndeydik. Son dakikalarda yediğimiz golle 3-1 oldu. Utaş da Sultanbeyli'ye karşı aldı. Kaçıncı dakikada attığını biliyor muyuz o golü Utaş'ın? Ya ben bilmiyorum da uzun bir süre çünkü 0-0 gitti maç. Ortalarda attı. Ortalarda mı attı? Hemen bakayım söyleyeyim. 1-0'da götürdü maçı. Ben takip ettim o maçı. 43. dakikada atmış abi. Acaba gol yer mi falan diyecektin yemedi. Ya bizim Tarsus İdmanyurdu olarak yapabileceğimiz tek şey 5 puanlık fark olduğu için kovalamaya çalışacağız. Biz mümkün olduğunca kaybetmemeye çalışacağız. Onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ben geçen hafta ne demiştim abi? Tarsus İdmanyurdu 6'da 6 yaparsa ben birinci olarak çıkacağını düşünüyorum demiştim. Çünkü hala aynı düşünüyorum. Ben aynı düşünüyorum. Çünkü oynadığı rakip Utaş Uşakspor'un ben yorumlarını da okudum. Gerçekten çok zor geçmiş. Öyle olacak belliydi zaten. Şimdi tam düşme potasında olan takımlarla oynamaya başlayacak Uşak. Anladınız bizim evet, de şu anda Osmaniye ile oynayacak mesela bu hafta. Mesela ama bizim de Kızılca Bölük'le bu hafta deplasmanda. O maç da çok zor bir maç. Kazanmamız lazım. Bitirsen de. Böyle söyleyeceğim bu. Şimdi Tarsus Mersin'i kutluyoruz öncelikle. Bu haftaki galibiyet için. Şimdi bu hafta 3. sıradaki Kızılca Bölük'le oynuyoruz. Çok zor. Uşak 15. sıradaki Osmaniye ile oynuyor. Ve son 5 tamam hafta. Mı? Şimdi bu hafta biz Kızılca Bölük'ü geçersek, Kızılca Bölük, abi isimleri de söyleyemiyoruz ya. Yani Kızılca Bölük de bizim gibi şeyde kalmayı, potada kalmayı hedefliyor. Ama çünkü puanlar göre kaldı gibi bir şey o da. Yani ya Kızılca Bölük'ün şu anda birincilik iddiası yok. Yok, beraberlik mesela iki takımı da üzmez normal şartlarda eğer liderliği düşünüyorsa. Zaten Kızılca Bölük şimdi burada beraberlik için oynayacak. Yani, tamam mı? Evinde. Olacak. Biz Osmaniye'de düşme potasında Osmaniye Uşak'tan bir puan alırsa bu hafta biz de kazanırsak. Bak bir not vereyim abi. Tamamlama açısından. Altyazıya da yazdır istersen. Tamamlama açısından. Devamlı getireceksin çünkü. Osmaniye deplasmanları daha iyi. Ya Osmaniye deplasmanları da daha iyi. Yani çok kritik bir yerde Osmaniye. Kolay bir lokma değil. Çok şey için, Uşak için çok zor bir maç. Bizim Kızılca Bölük maçı Uşak'ın maçına göre bak 3. sıradaki takımla oynuyor olmamıza rağmen daha kolay. Aynen, yani daha kolay dediğim biz hala birinciliği kovalıyoruz. Yani. Ama Kızılca Bölük birinciliği kovalamıyor. O playoff'un içinde kalmaya çalışıyor. Bu hafta Osmaniye Uşak'tan bir puan. Çünkü Osmaniye'ye bir puana ihtiyacı var. Puan durumuna baktığın zaman Osmaniye'nin bir puana da ihtiyacı var bak. Ama bir şey söyleyeyim sana abi. Şimdi Kızılca Bölük'te şöyle playoff'a kalırsa Tarsus İdmanyurdu'yla gözdağı vermek isteyecek o da rakibine. Abi bak ya tabii ki bak kolay demiyorum yanlış anlaşılmasın. Çok zor. İki maçta çok zor. Alırsa el alır. Ama şimdi Osmaniye diyecek ki
Ben bir puan alayım yani Utaş'tan. Tabii canım. 30 olan puanımı 31 yapayım. Rakibi şu anda 23 puan var zaten rakibiyle arasında. Ekstra puandır buradan alacağım. Bir puan alacağım, bir puan ekstra diyecek. Bir puana yüklenecek. Ama Uşak bir şey Kızılca Bölük bir puan alsa da almasa da Kızılca Bölük'ün sıralamasında bir şey değişmeyecek. Orada Gözdağı olayı var. Abi Gözdağı şimdi ya o Gözdağı. Bu var. Hayır, abi, deme, bak, öyle deme. Ya Gözdağı. Playoff'ta oynayacaksın sen Tarsus'a. Tamam o zaman. Ben olsam ne yaparım biliyor musun? Kozlarımı göstermem Tarsus'a. Playoff'a be. O da bir tercih. Mantıklı olsun. O da bir tercih. O da şu anda kozlarımı yani çok şey mi ne bileyim saklarım. Saklarım bir şeylerimi. O da bir Tarsus tercih. Beni orada, orada vururum. Derim ki Tarsus burada beni yensin. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Playoff'larda ben Tarsus'u yeneyim derim. Kozlarımı oraya saklarım. O da bir tercih abi. Ya o da bir tercih. O yüzden yani bu hafta Osmaniye Uşak'tan bir puan alırsa biz de Kızılca Bölüğü yenersek 3'e iniyor. 3 puan kalıyor. Ama ikili avarajda onlar 1 puan. İkili avarajda onlar 4 puan yapar yani. Yine ama yapar. Bak biz bir sonraki hafta Kocaeli Birlik geliyor 9. sırada. Tekirdağ'la oynuyor 17. sıradaki Uşak. Oluşu diyorum ya onların bak, iç saha maçı fazla ama hep düşme potansiyeli. Bir sonra Büyükçekmece ile oynuyoruz 8. sırada. Kafa rahat bitmiş. Şanlıurfa Karaköprü ile oynuyor 13. sırada. 13. sırada ama şu 2 haftada şey yok. Işte, falan hayır hayır şu 2 haftada eğer altın Karaköprü bir galibiyet almışsa tamam mı? Burada küme ya şey pardon bir mağlubiyet almışsa Karaköprü burada potaya girecek. Şimdi Tarsus İdman Yurdu'nun bu hesapları yaptığını ben sanmıyorum. Tarsus İdman'a çıkacak bütün maçlarını kazanacak. Başka yapacak. Ya hayır şey hayır kendisi kazanacak ama rakibin puan kaybedeceği evet, işte maçları hesap yapıyordur yani. Ondan sonra döndük Aydın'la oynayacak 16. sırada. Sen ben yapıyoruz abi. Onlar 16. sırada. Biz oynuyoruz. Bak Ankara Adliye var 14. sırada. O zamana kadar Adliye'nin bize gelinceye kadar maç kazanması lazım. Bence bu umut sadece kimse var abi. Ben sanmıyorum Tarsus İdman Yurdu yönetimi abi böyle bu hafta, bak bu hafta sadece sen be ben. Biz Tarsus İdman Yurdu bu hafta Kızılca Bölüğü deplasmanda yenerse Osmaniye'de Uşak'tan bir puan alırsa biz bu ligi birinci bitireceğiz. Başkan bu konuşmaları duysun hoca yarar. Biz böyle bir plan yapıyor muyuz acaba diye. Hayır onlar adına biz yapıyoruz fark etmez. O yüzden başarılar diliyorum. Ben hala bir umudum var. Ya ben iddia ettim. O konuda benim de umudum var abi sıkıntı yok. Ben 6'da 6 yaparsak çıkacağımızı düşünüyorum lider olarak. Ben Osmaniye'nin şu an kaybedeceği puanları da hesaplıyorum. Bu arada şöyle de söyleyelim. Tarsus Manu demişken Sayma Mutlu hocamız. Evet. Bir süredir tedavi görüyoruz zaten sağlık sorunları yüzünden. Bu sabaha karşı kendisini kaybettik. Mersin Spor Kamuoyu ve derneğimiz Mersin Amatör Futbol Derneği'nin derin bir üzüntü içinde olduğunu söyleyelim. Her ne kadar burada program yaparken çok belli etmemeye çalışsak da Sayma Mutlu hocamızı kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi Tarsus Manu'nun kaptanlığını da yapmıştı ve hocalığını da yapmıştı. Onu da söylemiş olalım. Buradan hocamıza. Ya ne güzel Mehmet Uysal çalışmışım. Sözümü kesiyorsun ya. Hayır seni destekliyorum ben abi öyle deme ya. Allah rahmet eylesin diyelim. Mekanı cennet olsun diyelim. Tüm spor kamuoyunda başsağlığı diliyorum. Evet bugün zaten sosyal medyada ve yerel basında bu konuda başsağlığı taziye mesajları vardı. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyoruz. Evet abi devam edebilirsin. Böyle şeyleri ya başta söyle ya sonda söyle abi Mustafa Karabulut ya. Işte, yani abi. Şimdi not al abi sonunda söyle. Yani şey bozuluyor. Ya ister istemez şey bozulmaz olur. Abi evet. Bozulmaz yani sıkıntı yok. Evet Tarsus İdman Yurdu'na o zaman şey yapayım, başarılar diliyoruz. Eskişehir'de bir şey var. 4 tane öğretim görevlisi vurularak öldürüldü. Onlar işte falan ülkemizin makus talih mi diyelim? Yani fıtratımızda sosyolojimizin işte bir şey fıtratımızda var mı diyelim. Yani, orada da bak onun altında daha neler çıkacak bir sürü başka bir şeyler yani. Çıkacak. Yok şu anda çıkmaya başladı zaten çıkacak da daha. Haber kanalları az sonra beni arıyormuş ne çıkacak. Az sonra. Evet Tarsus İdman Yurdu'nu kapatıyor muyuz? Abi size ne Tarsus İdman Yurdu'nu söyleyeceğimizi söyledik. Evet, bu hafta çok önemli. Bizi Tarsus'tan izleyen arkadaşlarımız da varsa pazar günü saat 15'te. Yani bu haftayı ben öyle bayağı bir inceledim. Çalıştım abi bu konuda bayağı bir. biraz önce dediğin gibi hocalar da mutlaka tabii ki bu hesapları yapıyorlardı. Vallahi hiç yaptıkları falan. Bunu sen ve ben yapıyoruz. Başka kimse yapmıyor abi. Yani o takımlar nasıl olmuş, deplasmanda nasıl oynamış, evinde nasıl oynamış, biz daha önce ne yapmışız falan öyle bir şey yaptım yani irdeledim biraz. Bu haftanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hafta
uşak beraber kalır ya da yenilirse, biz kazanırsak biz bu ligi birinci olarak çıkarız. Şimdiden başarılar diliyoruz. O zaman Spor Toto Bal Ligi 7. grup 25. hafta maç sonuçlarıyla devam edelim. Umut İtman Yurdu Belediyespor Isparta Davraz'da deplasmanda 1 puan aldı. Puanla dönmüş oldu. Medcem Silifke Belediyespor Konya Ereğlispor'u konuk etti ve 3-0'lık bir galibiyet alarak Konya temsilcisine eli boş gönderdi. Diğer taraftan Anamur Belediyespor istikrarını sürdürdü. Manavgat Belediyespor karşısında 2-1'lik mağlubiyet aldı. Evet, Mehmet Uysal. Realite programı gibi oldu abi ya. Ya ben bir sözün girebilir miyim? Bir mesaj var da orada bir de bir soru soruyorlar. Her hafta Tarsus Mersin yolunda Radyo Klas'tan bizi dinleyen kardeşimiz Yusuf Baysaloğlu. Radyo Klas'tan iyi akşamlar. Tarsus Mersin yolundan iyi akşamlar. Programınızı yine yolda dinliyorum. Başarılar diliyorum. Zaten başarılısınız çok şükür. Tarsus İdman Yurdu ikinci olursa o gruptan direkt mi çıkıyor? Playoff'a mı kalıyor? Bir de Şeytanlar grubu yarın Tevfik Sıdkı Üstad'ından Mersin İdman Yurdu hakkında ve yeni kurulacak takım hakkında verilecek destek ve nereye yapılabilir konusunda toplantı yapacaktır. Müsait olanlar lütfen katılsın. Önce sen gel Yusuf Baysaloğlu. Yarın değil ya o. Pazar gün. Şimdi Yusuf Baysaloğlu bu soruyu bilmediği için mi soruyor? Biliyor da teyit edilsin diye mi soruyor onu anlamadım. Hani bazen ben vardır biliyorumdur normalde ama hani teyit edilsin diye ya ona soruyor diye sorarım ya. Bu da Tarsus'un grubunda 3. ligde liderler direkt çıkıyor. Aynen. Liderler direkt çıkıyor. İkinciler playoff oynuyor. O bilgiyi de vermiş olalım bu arada. İkinciler, üçüncüler, dördüncüler ve beşinciler. Evet. Dört takım kendi arasında playoff oynuyor. Finale kalıyor. O da playoff oynuyor. Kazanan ikinci lige çıkıyor. Hayır. Şimdi bak. 2, 3, 4, 5. Dört takım var değil mi bizim grupta? Birinci çıktı uşak. Tamam. 2, 3, 4, 5. Bunlar kendi arasında eleme maçı yapacak. Tamam. Eşleşecek. İki takım kalıyor değil mi? Kazanınca. Tamam. O da ikisi oynayacak. Kazanan ikinci lige çıkacak. Yani diğer gruplarla değil. Kendi aralarında. 6 tane takım çıkacak abi. 6 takım çıkacak evet. Çünkü kırmızı grup, beyaz grup 6 takım düştü. Ya ikişer maç mı yapacak bu takımlar? İkinci lige çıkabilmek için 2 maç yapman gerekiyor. Oğlum ya bakmıştım. Hayır, yani 4 takımla playoff işte. 4 takımla yenen eleme. Vuran geçiyor. Ona vuran geçiyor demeyelim abi ya. Şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci 4 takım yapar ya. Tamam. İkinci, beşinci ile üçüncü, dördüncü ile oynuyor. Kazanan takımlar final oynuyor. Kim kazanırsa da ikinci lige. Anlatabildim mi? Bağını alıyor, ikinci lige gidiyor abi. Tamam, üç tane takım çıkacak. Tamam, ilk üç, birileri çıktı, üç takım yaptı. He. Her gruptan da böyle çıkacak, altı takım abi çıkacak. Ben şöyle hatırlıyorum bak. İsmail abi, hayata yabancı gibi davranıyor ya. Bu, kafamı karıştırdı şimdi. Abi her kendi grubunda oynayacak, kendi grubunda birinci olan şeye çıkacak. Tamam, birinci olan. Kendi grubunda, diğer grupla oynamıyor. Kendi tamam, orası kafamı karıştırdı. O yüzden tamam. Sana dedim ya, göz daha vermek istiyorum. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Ben defalarca o statüyü okudum, şimdi kafamı karıştırdın ya. Evet, Bal Ligi'ne başla abi sen. Olabilir abi, yaşımıza sayın ya. Bal Ligi. Oğuz izlemiyordun inşallah. Şimdi Bal Ligi'nde akşam muhabbeti güzel olur. Artık Bal Ligi'nde konuşacak tek bir olay var. Bal baraj maçı. Çünkü Umut İdman Yurdu ligde kaldı. Anamur evet. Belediyespor küme düştü. Umut İdman Yurdu'nu kutluyoruz. Kesinlikle kutluyoruz. Evet. İlk yıllarında gerçekten ve çok zor bir grupta mükemmeli başardılar. Üçüncü oldular bile bu grupta. Ve hala da yenilmiyorlar, bırakmadılar. Okan Kupan'ın geçen haftadan bir sistemi vardı. Burada dile getirmiştik. İşte bizim gibi hedefsiz takımlar lay lay lon maçlarına çıkıyor. Buna bir çözüm üretilmeli. İkincilerin de bu playofflara dahil edilebilmesi konusunda üçüncülük için evet. Bir proje üretilmesi ya da dördüncülük, beşincilik gibi farklı varyasyonların ulaşılması lazım demişti. Haklı haksız onu tabii artık konuşmuyoruz çünkü... Geçen hafta o konuda biz konuşmuştuk. Sunmuştum aslında, güzel de bir şey yapmıştım. Anamur Belediyespor, yani bu cümleyi kullanmak istemiyorum ama asansör takım hüviyetinde devam ediyor. Bir çıkıyor, bir düşüyor, bir çıkıyor, bir düşüyor. Bir türlü o şeyi kurt yapamadı yani. Devamlılığı, sürekliliği tutturamadı. Orada bir sıkıntılar belli. Çünkü son 8 maçın, yanlış hatırlamıyorsam son 8 maçın 7'sini kaybettiler. Bu müthiş bir şey. Skandal yani bir kurum takımı için ne olursa olsun 8 maçın 7'sinde mağlup olmak bir skandaldır. Bunun hiçbir açıklaması yok. Zaten küme düştüler. Ama yani
Hiçbir şekilde sorgulanmıyor maalesef bizim ülkemizde. Özellikle amatörde. Abi yani sorgulanmıyor derken sorgulayamıyorsun. Şimdi iç yüzünü bilmiyoruz. Ya işte bize de başarısızlığın. Biz de iç yüzünü gerçekten bilmiyoruz. Şimdi başarısızlık sen, varsa bir yerde. Açıp bir yönetimden biriyle, hocalardan biriyle konuştun mu hiç? Ya ben hepsiyle konuşuyorum. Hepsiyle konuşuyorum ama işte herkes birbirinden şikayetçi. O şikayetleri biz buraya dökecek olursa. Ya o zaman yapacak bir şey yok. Süper amatörlüklerin tek sene başarılar diliyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Ayın 8'inde yine maçlarımız var. Anamur Manavgat Spor'u konuk edecek. Mecem Bucak Belediye Oğuzhan Spor'la karşılaşacak. Mutit Manyur'da Karaman'ı konuk edecek ve ligi bitireceğiz. Yani 7. grup bitmiş olacak. Akabinde ayın 15'inde yani 15 Nisan'da saat 19'da Mersin Şehir Stadı'nda Meski Spor'la ya da şöyle söyleyelim Silifke 3 bal takım olduğu için Silifke Spor'la Meski Spor bir müsabaka oynayacak. Kazanan 3. Bal Ligi'nde yoluna devam edecek. Silifke Belediye Spor kazanırsa Bal Ligi'nde devam edecek. Meski Spor kazanırsa Bal Ligi'ne çıkacak. Aynen öyle. Yani sonuç olarak kim yenerse Bal Ligi'nde. Sen cümleyi, son kitabı sen arabada düşürmüşsün ya, okumamışsın. O kitabı bitirseydin cümleyi tam olurdu değil mi? O kitabı okumadın. Son kitabı hala okuma. Vermedin o kitabımı. Ya şimdi Manavgat... Evet, şimdi şey konuşacağız. Meski... Yok. Abi yine ben kitap okuyorum. Ya okumayanlar... Okumadığımızı nereden biliyorsun abi? Sen niye üstüne alındın? Ne bileyim, bilirim böyle üstüne almasın. Şimdi ben şunu merak ediyorum ya. Anamur ligden düştü. Rakibi Manavgat da ligden düştü. Acaba Antalya takım ya Manavgat? Gelecek mi acaba? Bunlarda ceza var mı acaba? Bizde yok ya. Onlarda var mı acaba? Ne? Ya şimdi gelmeyebilir mi? İkisi de küme düştü. İkisi de küme düştü takım. Yani gelse ne gelmese ne? Manavgat gelecek mi acaba? Ya da öyle bir prosedür var mı bilmiyorum. Bizim amatörde gelmiyorlar ya bir dilekçeyle. Yani biliyorsun. Meşhurdur bizim buralarda. Ya bu işte öyle bir hak verilmiş. O da herhalde amatör takımlar olduğu için maddi külfet olmasın diye mi öyle bir hak verilmiş? Bence yanlış ama yani. Abi hani son maça kadar oynanması Manavgat lazım. Manavgat yani. Belediye olsa derim ki belediye destekli. Ha, bu belediye destekli. Manavgat Spor ayrı. Onu, artık onu araştırırsın sen ya. Yok çok da önemli değil abi. Sadece merak ettim. Şimdi ben Silifke Meski arasındaki bu maçı bugün konuşmayacağım. Çünkü 15'inde haftaya. Ben haftaya özel bir dosyayla Silifke Meski dosyasını buraya şimdi ben de. Klasörde mi olacak? Bütün amatörleri konuşacağız tabii hafta yine ama Bal Ligi'ne geldiğimizde orada, ben buraya. Orada olmayabilirsin Mehmet Uysal. Orada moderatör olursak da orada da konuşuruz. Sıkıntı yok abi. Yani haftaya Meclis Silifke Belediyespor Meski Spor'un tam detaylı analizi haftaya olacak. Ben şu an konuşmayacağım o maçla ilgili. İki hafta önce ben şu cümleyi kullandım. Ben Meski Spor'un çıkmasını istemiyorum. Hala mı istemiyorum? Hala istemiyorum. Mersin İdman Yurdu olayından dolayı, isminden dolayı olmasını istemiyorum diye bunu söylemiştim. Haftaya da futbolcu bazında olsun, teknik adam bazında olsun, oynadıkları maçlar bazında olsun, aralarındaki diyaloglar olsun hepsini masaya yatıracağız. Yani en ince ayrıntısına kadar bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl konuşuluyorsa bu maçı da biz haftaya burada konuşacağız. Tam teşkilatla. Peki kim kazanır? Şimdi o KJ'yi alalım abi. O şey yapacağız ya. Şimdi kazananların dışında İsmail abi bir de şöyle bir şey var. Şimdi örnek verelim. Meski Spor. Harcanan paraları biliyoruz. Mesela düştüğü zaman yani çıkamadığı zaman yönetimde bir değişiklik olur mu? Niye sen mi talipsin? Yo ben talip değilim de. Yani geçen sene oldu mu abi? He? Meski düştüğünde oldu mu geçen sene? Başkan değişti. Yani başkan yönetimle değişti, yönetim aynı oldu. Devam etti. Ya, bir iki değişiklik oldu. Neyse göreceğiz. Yani ne olması abi gerekiyor onu anlamadım. Yani yönetimsel bir değişsin sıkıntı mi diyorsun yani sen? Yönetimsel bir sıkıntı yok mudur yani? Yani iki senede küme düşmüşsün geçen başarısızlık sene. Oldu. Bu sene yine para harcaması yine başarın yok. Olmazsa yani çıkamazsa. Abi şimdi o konuda ben yani şimdi benim bana soruyorsan benim o konuda sorgulayacağım herhangi bir şey yok. Bilmiyorum yani. Bilemem de yani. Değiştirirse ya işte o, kendi fikirleri, değiştirmezlerse de kendi fikirleri. Ya o düştükten sonra konuşuruz. Yani ya ben işin çok şeyini de bilmiyorum yani. Yönetimin içindeki kişiler kimler var, kimler yetki sahibi, kimler bu spor kulübü şeyiyle hani yönetim derken tam 10 kişi orada yönetim var da bu ne denir ona kulüp menajeri mi, kulüp sorumlusu mu vardır o yönetimden bir tanesi? Ben onları bilmediğim için işte herhangi bir yorum yapmıyorum. Hani işinin ehli kişiler mi var? Bu iş yetki verilen. Onları bilmiyorum.
Ya ama onlar da başarılı olmak istiyordur mutlaka. Ya illa ki ama kurum takımlarındaki en büyük problem bu zaten abi. Yıllardan beri. Bak Meski için yani. Söylemeyeceğim. Yok, genel anlamda. Daha önce de söyledim bunu. Bir daha söylüyorum. Bunun burada örneklerini de verdim. Ben X belediye ya da X kurum başkanıysam, bir takımım varsa ben illaki kendi bünyemden o takımın başına bir hoca ya da yönetici koyacağım diye uğraşmam. Bu şekilde uğraşırsam hata yaparım. Kendi bünyemde bu işte yetenek, yani bu işi götürecek bir adam yoksa dışarıdan bir adamı bünyeme katarım. Bu görevi ona veririm. Yani yetkili ve bilgili kişiler aynı kişiler olması lazım. Bizde bu maalesef var. Bilgili kişilerde yetki yok. Yetkili kişilerde de bilgi yok. Yetkili ve bilgili kişiyi bir araya toplarsan o zaman başarı daha yakındır diye düşünüyorum yani. Ya başarı Meski bak, Meski açıldı. Meski genel, için genel söylemiyorum. Anlamda, genel anlamda. Genel tüm kurum takımları için söylüyorum. Şimdi abi bak, dedik ya Meski ben istemiyorum diye. Şimdi bak niye? Yine bir küçük bir konuşalım bunu. Çünkü yanlış anlıyorlar sonra. Biz Meski düşmanı falan değiliz. Merkezde bir takımın bal liginde olmasını ben de isterim ekstradan. Şimdi İçer Spor diye bir gerçek var. Bunu istesek de istemesek de kabul etmek zorundayız. Başkanlar ne demişti şampiyonluk yemeğinde? Bizim A planımız, B planımız, C planımız yok kardeşim. Bizim tek bir planımız var. Biz 3. lige çıkacağız. Bu cümleyi sen hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bu cümleyi kullandı. Ve şu an İçer Spor'un 16, yanlış hatırlamıyorsam 17 ya da 18 kişilik bir kadrosu var. Seneye bunu 25 ya da 26'ya çekecekler. En az 12-13 tane transfer yapacaklar. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Hepsi gitmiyor. Zaten kadrolar çok dardı. 5-6 futbolcu ayrılacak ki normaldir bunlar. 12-13 tane takviye yapacaklar. Bahsedilen futbolcular zaten üst düzey futbolcu şu an kadrodakiler de 3. lig için, şey, Bal Ligi için kurulmuş bir kadroydu. Evet. Bu kez gelecek olan oyuncular 3. lig için getirilecek. Her türlü alternatif üretilecek. Biz ne diyorduk İçer Spor? Ya çıkan da aynı, giren de aynı. Çünkü ona göre kadro yapılanması vardı. Seneye adamlar diyor ki bizim tek alternatif olur ya da olmaz ayrı bir konu. Ama şimdi böyle bir plan içerisinde olan İçer Spor varken, Mersin İdman Yurdu'nun durumu ortadayken ve İçer Spor Başkanı bunu kendisi bizzat şu cümleyi sen de duydun abi. Biz Mersin İdman Yurdu'nun kurtuluşu olarak görülüyorsa seve seve yönetimsel bazda değil mi? Bunu kendisi söyledi. Evet. Bunu kendisi söyledi. Böyle bir plan proje varken, çünkü Meski Spor'un Bal Ligi'nde olması, İçer Spor'a rakip olması Meski'ye de zarar verir. Çünkü bir kurum takımı. Zarar verir. Çünkü burada da para harcanacak yine. Ben bu yüzden dedim ki Meski Spor çıkmasın, bırakalım. Silifke çıksın, Silifke de kendine göre bir plan proje yapsın. Mut da yapsın, sen dedin ya, ya konuşmanın şimdi, başında. Ya bak ben hiçbir seni takım, anlıyorum. Hiçbir takım merkezde iki takım yerini tutmaz dedin. Meclis'te bir ya için. Şimdi o öyle bir gerçek var, onu kabul etmek i̇şte lazım. Bunu ama kabul etmek şimdi lazım. Şimdi senin söylediğinde şöyle bir tezata düşüyoruz yani şimdi. Evet ben çok net anlıyorum senin dediğini. İçer Spor direkt 3. ligi hedefliyor. Böyle de kadro kuracak. Ve ona göre kadro kuracak, ona göre para harcayacak. Aynı masrafı Meski'de yapmasın bu sene diyorsun. Ama o bir taraftan Mut'la Silifke yapacak. Onlar da çünkü 3. ligi istiyorlar. Ya hayır, az önce sen ne dedin? Biz merkezden bir takımın Mersin İdman Yurdu olmasını isteriz dedin. Şey anlam, mantık anlam. Evet evet. Şimdi Meski'de olduğunu ben onlar yapmasın demiyorum. Ama sen bu kez 4 takımı, hadi Mersin İdman Yurdu bana düşmedi diyelim, 3 takım. Sen 3 takımı birbiriyle kavga ettireceksin bu kez. Ne anladım ben bu işten? Aradan bir tane hiç ummadığım bir takım çıkacak, Adana Büyükşehir atıyorum. Yapmışsın 3. ligde. Ne oldu? Başa döndük tekrar. İstenilen bu mu abi? Ya zaten şu anki planlamaya göre İçer Spor bu planlamayı aynen gerçekleştirirse biz de 4. grup mu 5. grup mu oluyor? Bunu da söyleyeyim. Benim kulağıma gelen Ankara'dan bu ciddi bir duyum. Ki dün Mithat Ertaş başkanımız da turnuvada, o da sağ olsun bizi ziyaret etti, yalnız bırakmadı. Hani tamamında olmasa evet, da işlerinden dolayı gel teşekkür o. ediyoruz Mithat Ertaş'a. Oradaki bazı misafirlere de teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir de TÜFAT Başkanımız Mesut Bilir geldi. Doğan Özgişi, Ciğerci Doğan'ın sahibi. Kazım abi Artıspor'dan sağ olsunlar geldiler, bizi kırmadılar. Ödüllerde de bizzat bulundular. Teşekkür ediyoruz onlara da ayrıca. Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Hani ne diyordum abi ya? Ne dedim unuttum vallahi. Ben buraya nereden, neye çıktım vallahi diyecektim. Ben niye çıktım buraya? Kim çıkardı beni buraya? Vallahi unuttum abi ya. Asansör çıkarttı diyelim o zaman. Konu içine sokunca böyle oluyor demek ki abi. Ben Meski'de niye çıkmasını istemiyorum. 5. grup hikayesinde Mithat Başkanım da Mithat dün Başkan dedi. Mithat Başkan da onu destekledi. Ama senin konuşmalarını biz böyle not alıp sana hatırlatacaksak o zaman uysak bir anlamı kalmıyor ki. Abi yaşlandım ya. Artık 18 yaşında değilim. Yani
%99 merkezden bir takım oluşturuyormuş. Daha önce 5. grupta. Merkezden bir takım olması bizi 5. gruba götürdü. Biz seneye 5. gruptayız. Yani şey diyordum, İçerispor bu mevcut kadrosu zaten bana göre bal ligi kadrosu ayarında bir kadrosu vardı. Ama ona rağmen yapacaklar. Ortadaki puan durumu da zaten bunu gösteriyor, süper amatördeki puan durumu. Yani İçerispor'un bal ligi kadrosunda olduğunu gösteriyor. Eğer dediği gibi 3. lig şeyde ayarında bir kulüp şey takım kurarlarsa 5. gruba da düşersek çok avantajlı olurlar. Tabii yani. Başarılar diliyoruz inşallah. Yani işte o yüzden Meski Spor tekrar böyle bir, çünkü bu sene İçel Meski arasında bir diyalog yaşandı maalesef. Hani bir spa çok şükür uzatılmadı da. Ama şimdi tekrar bunları bir şeye getirmenin anlamı yok. Yani çatıştırmaya gerek yok. Ya buradan biz Antalya grubu yapıyor, başka iller yapıyor. Ya biz niye yapmıyoruz ya? Bir tane takımımızı niye çıkartmıyor? Her sene bir tane takımımızı. Bizim derdimiz olmalı ya. Ya 10 yıldır resmi olarak 12 yıldır bal ligi oynanıyor. Her sene aynı şeyi konuşuyoruz ya. Harcanan paralar ortada. Bugün harcamadım desen 1 trilyon para gitmiştir ya. Harcamadım desen. Tabii baldan. Canım, tabii. Baldan bahsediyorum. Çok paralar gidiyor. Harcamadım desen. Ya yazık, günah ya. Gerek o 1 trilyon ya. Şu anda süper amatörde harcanıyor Mehmet Usta. Ya hani yok hani harcamıyoruz diyorlar ya işte hani yersen. Şimdi ben malumunuz bir Kahin Ahtapot vardı Dünya Kupası'nda Almanların. Meşhur, o da ölmüş zaten. Dünya Kupası'ndan sonra öldüydü. Dünya Kupası'ndan sonra öldü. Sen de bir kahin olmak istiyorsun. Yok, şimdi geçen hafta ben bir açıklama yapalım. Şu kahin küre diyerekten bir olay getirmiştik. Geçen hafta ben amacım bu küreye Bağlı Baraj maçını sormaktı. Yalnız Anamur Belediyespor'un halen bir şansı olduğu için, ki biz bunu hep dile getiriyorduk. Yanlış anlaşılmaması için vazgeçtik. İdman yurdunu konuşurken İsmail abi dedi ki bir kahin küreye sor bakayım dedi. Bizi de gaza getirdi. Biz o vesileyle küreye sorduk. Bizi rezil etti. Bu hafta bu küre cezalı. O yüzden ceza verdim dedi. Yani ben de... Şimdi o gitti, onun yerine mi geldi? Elektronik kahin böcek. Hani ahtapot gidiyor, hangi bayrağı tutarsa o şampiyon olur, ama şampiyon oldu. İşte kahin kedi aşil Rusların. Yanlış hatırlamıyorsam Ruslarındı. Hangi bayrağa gidiyorsa o şampiyon olmuş. Kahin salatalık vardı. O nasıl uygulanmış onu ben de bilmiyorum. Ama varmış abi. Kahin salatalık. Finlandiya'da bir şey. Şimdi, ben kahin böceği iki tane yol çizdim. Şeyler görünüyor herhalde, şu Meski ile Silivke olayı. Görülüyor mu abi şeyde? Net olarak. İki tane önümde şey var. Biri Meski'nin, biri Silivke yazıyor. Ben kahin böceği şimdi çalıştıracağım. Buraya bırakacağım ortaya. Bakalım hangisine gidecek. Bakalım bal baraj maçında hangi takım kazanacak? Ortadan gitmiyor değil mi? Yok abi, bu çizgi robotu. Hangi çizgiyi seçerse. Şimdi çalıştırdım abi. Şu an koyuyorum. Bakalım hangisine gidecek. Evet, canlı yayında evet. Mehmet Uysal. Bal baraj maçının galibini belirliyorum abi. Koydum. Koyamadım. Tamam, o bir tarafa gidiyordu. Yok, bana geliyor abi. Bakalım nereye gidecek. Sol tarafa git. Solda ne yazıyor abi? Meski. Evet. Bal baraj maçının galibi kahin robota göre Meski. Kahin göre ters edebildiğine göre bu da belki ters. Üç kere yapmayalım abi. Bir robotun hakkı bir. Şimdi çizgi robot dedik ya, sola ayarlandı falan diyenler olabilir. Yani öyle bir şey yok. Koyduk, oraya gitti. Nasıl ahtapot bir bayrağı seçiyorsa, kedi bir bayrağı seçiyorsa, bizim kahin böcek de Meski Spor'un yoluna gitti. Meski Spor'u buradan tebrik ediyoruz. Bakalım bilebilecek mi kahin robot? Yani ben her ne kadar Meski Spor istemesem de gerekçeli kararımla, bizim kahin böcek malumunuz Meski. Meski değil mi abi ya? Meski, evet. Meski şampiyon olacak dedi. Bakalım göreceğiz 15 Nisan'da. Sen kahin misin? Benim böceğim kahin abi. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Evet. Cevdet Egin abi şey demiş. Bu bal liginde oynayan oyuncudan alacakları paraları takım hedeften uzaklaştıkça paralarını sağlıklı alamayan oyuncular var demiş. İsrarla Silifke'ye gitmiyor abi. Bu bal ligi gerçekten bir lig değil, Türk futboluna zarar veriyor demiş. Doğru da söylemiş. Orçun Baykal demiş ki iyi yayınlar abiler, Tarsus şampiyon olur mu sizce demiş. Bizim düşüncemiz o yönde. Cevdet Tekin abi de Ruslan Türk futbolunu çalmışlar diyor. Temelden tutun ki en tepedeki bu götürücü arkadaşlar demiş. Maalesef var. Bunu spordan anlayan bilir demiş. Futbolumuzu kurtarmamız lazım bu götürücü ekipten demiş. Bir genelleme yapmış. Evet abi. Senin düşüncen nedir bal baraj maçı için? İyi olan kazansın.
Evet, ben de maç 0-0 başlar diyorum o zaman abi. Bizim Kayın Böcek de Meksika kazanacak dedi. Ben de Silivri kazansın istiyorum. Tabii şakası. Bu arada o 16 Türkiye Şampiyonası'nda Mersin İdman Yurdu Şehit Kamil Belediyespor'u 2-2 berabere kaldı. Onu da söylemiş olalım. Evet, bugün yolda gelirken Tarkan Hoca ile karşılaştık. O da bahsetmişti skoru. 2-2 bitmiş. 2-2 bitti. Tebrikler buradan. Hani bir işe yarıyor mu puan bilmiyorum ama. Bu eleme mi şey mi? Grup olarak mı oynuyorlar? Grup olarak. Grup o zaman yarıyor da bir puan bir puandır yani. Şampiyonada. Var. Her takım birbirle oynadığı için alınabilecek en iyi sonuçları almak lazım diye düşünüyorum. Ben şu son şeyi söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Ben Meksik Spor istemiyorum derken tamamen gerekçeli kararımı açıklayarak istemiyorum dedim. Mersin İdman Yurdu'ndan dolayı. O Kahin Böcek olayda hani işin tabii ki magazin kısmı ama hani bakalım hayırlısı olsun. Benim Böcek bakalım Kahin. Evet, Mustafa Güzel sana güzel olacağım. Bir şey söylemiş. Silifke'nin 3 haftalık performansı varken ne Böceği demiş. Şimdi haftaya dediğin gibi Meksik Spor, Silifke Belediyespor analizini Uysal, tam biz anlamayız böcekten. Biz topu koyacağın oynayan kazanır. Ya o tabii canım. Top yuvarlaktır. Şimdi biz ne maçlar hatırlıyoruz? 90 dakika tek kale oynayan evet, takımlar mahvolmuş. Evet, yazalım Ali abi top yuvarlaktır dedi ve bizi bilgilendirdi diyelim. Şimdi lütfen yanlış şey yapmayalım. Ali abinin söylemeye çalıştığı şey o değil. Yani bazı şeyler gerçektir ama gerçeklik payıyla konuşulmaz. Ali abi topun gerçekte yuvarlak olduğundan bahsetmiyor. Yani haftaya tekrar söylüyorum Fenerbahçe evet. Galatasaray maçı gibi Silifke Meksik maçının analizini bu masaya yatıracağız. Her şeyiyle konuşacağız. Yani konuşacağız. Birinci amatör süper zaten bitti. Evet süper bitti. Şimdi birinci amatördeyiz. 20. haftalar tamamlandı. 3 maçta beraber maşallah. 3 maçta beraber bitti. Şöyle ekrana gelmesini bekliyorum. Evet. Yıldırım Spor Demirtaş gücüyle 1-1. Tars gücü Tars Belediyespor'la 1-1. Karaceler Veteranlar Yeni Taşkent Belediyespor'la 3-3 berabere kaldılar. Puan durumunda herkes birer puan almış oldu yani. Tars Belediyespor 16 puanda. Yeni Taşkent Belediyespor 12 puanda. Yıldırım Spor ve Tars gücünün puanı 10. Demirtaş gücü 5 puanda. Ve Karaceler Veteranlar 2 puanda. Ki şu anda 3 maç var. Önümüzde bakıldığı zaman 9-5. Yani Demirtaş gücü biraz Karaceler Veteranlar zaten çok bir şansı kalmadı. Demirtaş gücünün de yavaş yavaş şansı tükeniyor diyelim. Süleyman Hoca da söyledim bizim yemek şeyi az geliyor gibi. Bizim az doğru geliyor gibi. Süleyman Hoca devre arasında buraya gelmişti. İki maça çıktı o şeyden sonra yayından sonra ikisi de berabere bitti. Kaybetmiyordu ama. İkisi de berabere bitti. Birini yarım devre seyrettik. Yani ne goller kaçırdı? 10 tane kaçırdı. Kazanabileceği bir maçtı. O maçı kazansaydı bu hafta daha farklı olurdu. Son dakikada Tahsin'i kaçırdı. İnce Tahsin'i. Evet. 10 boş kale direkten döndü. O da yani o yüzden Süleyman Hoca'nın dediği gibi takımı kötü değil. Ama işte bir takım talihsizlikler yaşadı. Kırmızı kartlar, kırmızı kart cezaları. Talip bize de vursun diyor hoca. Ya şimdi işte talihsizlikler yaşadı. Demirtaş yüzden... kötü olduğu için demedik bunu zaten. Demirtaş gücü 11 kişi bitiremiyordu bir türlü maçları. Hayır, bitirebiliyor mu? Bu hafta bitirmiş mi 11 kişi? Bilmiyorum onu bitirmiş mi acaba? Bir kırmızı kart varmış yine ama onlar mı gördü acaba? Onlar mı bilmiyorum. Ya varmış. Demirtaş gücünde bir de şöyle bir sıkıntı var. Süleyman Hoca da o da sağda kalamıyor. O da sağda kalamıyor. Ben o da 90 dakika orada tamam yani. Göremedik mi bak şöyle direkt dışarıya bakıyoruz acaba orada mı diye. Tabii hocamızı sevdiğimiz için söylüyoruz bunları. Evet tabii ki. Yani şimdi orada artık son 3 hafta. Ama şöyle söyleyelim o yemek buraya gelecek. Ya şimdi kendisine dedik 2 hafta süre veriyor sana dedik. 2 haftada şu an 5 puanlık fark var 3 maç var. Hala şansı var. Bu hafta final gibi maç oynayacak mesela. Yeni Taşkent'te oynayacak kendi evinde Suni Sağ'da. Pazar günü saat 15'te ama işte Mersin İdman Yurdu maçına denk geliyor maalesef. Yoksa izlemek isterdik. Bu maçı alırsa Demirtaş bir şeyler olabilir çıkmak adına. Bir şeyler olabilir. Çünkü Demirtaş'ın veteranlarla maçı var. Bir de belediye ile maçı var ki belediye de bu hafta eğer o da Yıldırım'la oynuyor. Yani acayip bir lig ya. Burada şöyle bir şey var bak. Tarsus gücü Karaceles'le veteranlarla oynuyor. Hani nispeten aldı biraz daha şey aynen. Ama bu hafta gösterdiler kaliteli olduklarını. Ama Tars gücü bu hafta yenerse, Yıldırım da Tars Belediye'ye kaybederse, puan kaybederse bu sefer Tars gücü Yıldırım'ın üstüne çıkıyor. Şimdi Tars gücü evinde çok iyi ama vermezler. Sanmıyorum yani. Karaca ile Veteranlar o maçı vereceğini sanmıyorum. Bu yüzden
Belediye Yıldırım, ya Yıldırım da kendi evinde 4 maçta 3 beraberlik bir mağlubiyet. Kazanması yok, galibiyeti yok abi ya. O da bu hafta deplasmandalar ama. He? Bu hafta belediyeye gidiyor ama bir de. Yani aynı şeyler ama belediyeye gidiyor bu hafta. 3 hafta var daha, 3 hafta ya böyle olsun, heyecan olsun tabii ya. Tabii abi tabii. Bak ne diyorum, hala şansın var 3 takım. 4, 5 takımda şansı var şu an. Demirtaş gücüne kadar. Biz her ne kadar burada Süleyman Hoca ile yani şey yapsak da, yanlış anlaşılmasın, hani çıkarsa çıkamazsa o ayrı bir magazin kısmı. Ya, tabii canım, ama hala var. Bak şansı var. Ama işte... Ve ilk 6 takımın 5'inde şansı var. Ya Karaca İlyas'ın bile matematiksel şansı var. Ona bakarsak yani. Yani ben son maça kalacak diyorum yine. Buradan bir ay önce söyledim. Tarsus gücü, Tarsus Yıldırım spor maçı. Yani tabii Tarsus Belediye, hayır şu anda aynı Tarsus saha. Belediye Yıldırım maçının sonucuyla çok önemli. Demirtaş Taşkent maçının sonucunda bir anda şey değişebilir yani. Her şey değişebilir. Evet. Yani Yeni Taşkent veteranlara 3-3 kaldı. Normalde 3 puan gözüyle bakılıyordu orada. Aynen. Ama son anda kurtarmışlar. Yani enteresan maçlar oluyor. Çünkü bir sonraki haftada Demirtaş Belediye ile oynuyor, Tarsus Belediye ile. Yeni Taşkent Tarsus gücü. İşte sana final gibi bir maç. Yeni Taşkent evinde çok iyi. Yıldırım'da veteranlar oynuyor. Tarsus Belediye bu hafta alırsa olayı bitiriyor. Ya bu hafta şöyle, bir puan alsa Yıldırım'ı belediyeye geçme şansı kalmıyor. En azından bir takım elemiş oluyor şey belediye. O da ne oluyor? %70, %80'i çıkartıyor. Kazanırsa çıkıyor. Aynen. Değil mi? 19 abi doğru çıkıyor. İlk 3 garantiliyor. Büyük bir avantajı var. Yok, kazandığı an çıkıyor. 19 yapıyor. 2 maç kalıyor. Yani bitti. Bu hafta belediye kazandı mı? O zaman ne oluyor biliyor musun? Belediye o zaman haftaya Demirtaş gücü, son hafta da Yeni Taşkent'le. Şimdi o zaman o maçlara bakış açısına soruyor. Evet. Bir de o var. Ya buradan yanlış anlaşılmasın. Belediye dikkat almaz anlamına demiyoruz ama maalesef işte belediye çıkar oyun, topunu oynar canım. İşte Mudit Banyurdu'nu görüyorsun. Evet. Yenilmedi. Çık payı garantiledikten sonra bile yenilmedi. Bizim biliyorum bazı takımlarımız maalesef. İçerispor. Ben son maçlarını izledim. Yemin ediyorum adamlar hala aynı disiplinle oynuyordu. Tam kadro. Abi futbol bu. Olması gereken o bence de yani. Kesinlikle. Ama işte kulağa başka şeyler geliyor İsmail abi, işte diyalogları biz bildiğimiz için. Duymayın kulağınıza geleni. İşte o duymayın kulağınıza geleni şeyleri. Bu belediye ile hakkında değil ha bu. Genel anlamda amatör liglerimizde işte kulağımıza çok kötü şeyler geldiği için, işte o garantileyenler, garantilemeyenler biliyorsun, işte 16-0 biten maçlar. Birazdan geçeceğiz ikinci amatör kümede, kıyamet kopuyor. Yani o yüzden inşallah umarım abi, tertemiz olsun. Bu kulağa olsun. Gelen şeyleri kim tertemiz konuşuyorsa olsun. Konuşmasın. Ya kim yapıyorsa işte da yapmasın. Ben duymuyorum abi böyle şeyleri. Herkes çıksın topunu oynasın. Herkes abi. Herkes çıksın topunu oynasın ya, aslanlar gibi. Şuraya bak ya, 7 hafta geçmiş hala 6 takımın 5'inin çıkma şansı var ya. Hatta 6.'nın bile matematiksel şansı var. Ne mutlu onlara vallahi. Buradan yani bütün takımlara başarılar diliyoruz. Final gibi maçlar vallahi. Yıldır belediye kazandığı an çıkıyor. Ya bu hafta kazandığımı garantiliyor belediye. Çünkü 19 yapıyor. Yani oynadığı rakip de Yıldırım Spor. Onu elemiş oluyor. Diğerleriyle kazansa bile aynı. Belediye kazandığı an çıkıyor. İki maç kalıyor zaten. Hatta berabere bile kalsa diğer maçların sonuçlarına göre çıkabilir. Evet. Yo. Abi Yıldırım ya da Tarsus gücü puan kaybederse bir puan aldığı zaman garantiliyor. Yok şimdi Yıldırım Demirtaş gücünü zaten ekarte etti şu an. Onunla bir şey yok. Yok, berabere kaldığı an belediye çıkıyor abi. İlk üç çıkıyor ya burada, sıralamanın önemi yok. Berabere kaldığı an Yıldırım belediye çıkıyor abi, Tarsus belediye. Aynen. Bak berabere kalsın 17 yapar tamam mı abi? Yıldırım 10'da kaldı mı? 11'de kaldı mı? İkili avaraj da önde belediye. Çünkü ilk maçta yenmişti deplasmanda. Yeni Taşkent kazansın, evet, şey de kazansın. Yıldırım'la oynuyor zaten. Aynen. Evet, o bir anlamda. O yüzden beraberlik Tarsus Belediye'ye yetiyor abi. Tarsus Belediye bir bu hafta berabere kalıp bir puan aldığı zaman önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig'e çıkmış oluyor. Evet, başarılar diliyoruz. Kendi evinde de çok ciddi bir takım. Yani Yıldırım'ın da deplasmanda maç kazandığını düşünürsek, iki galibiyetini deplasmanda almıştı. Zor bir maç olacak. İki Tarsus ekibinin karşılaşması. Güzel bir maç olacak. İşte Yıldırım'ın da en büyük handikapı Dera. O benim öve öve bitiremedim. Dera'nın sezonu kapatmış olması. En büyük sıkıntıları, ki bunu Yeni Taşkent maçında da net bir şekilde gördük. Ama istediklerinde de oynuyor Yıldırım. Bakalım hayırlısı. Belediye ayağına gelen bu fırsatı ben tepeceğini sanmıyorum. Bir puan için. Yani. Yani Yıldırım için deplasmanda bir puan da kötü sayılmayacaktır. Aynen öyle. Burada Yeni Taşkent'in Demirtaş gücü maçında ne yapacağı? Bu maçın skoru bence Yıldırım'ı da Tars gücünde yakından ilgilendiriyor. Bence en önemli maç bu. Yani ligi komple ilgilendiriyor. Komple değiştiriyor. Evet, evet. Demirtaş'ı da sen birden potaya sokarsın. Evet. Ya da tamamen onu elemiş olursun.
Aynen öyle. Yeni Taşkent'te kaderini çizecek burada. Sadık Kaptı Kaçlı Başkan demiş ki Dera oynayacak demiş. Ama sezonu kapat demişti bize Sadık Başkan. İşte demek ki değişik olmuş. Demek ki o zaman düzeltme yapalım. Çünkü bana Sadık Başkan'ın kendi demişti. Bu arada Akın Yıldız demiş ki ya Mehmet Uysal demiş ne kulak varmış kardeşim sende demiş ki. Kulakların büyüktür abi. Ya şimdi hayır biz bunlar olsun istediğimiz için konuşmuyoruz ama işte ister istemez içinde olduğun için ya bir de yaşadığımız için birçok şeyi maalesef kulağımıza geliyor. Yoksa burada hiçbir takımı zan altında bıraktığımızı falan düşünmesin. Yani biz istiyoruz ki her bir takım çıksın oynasın abi. Aslanlar gibi oynasın çünkü oynayan takımları görüyoruz. Serdar Can da demiş ki iyi yayınlar abilerim demiş. Aradağ Spor'u seneye ikinci kümede görmek istiyoruz demiş. Aslında yani kurulabilir. Kurulmayacak bir şey değil. İlgilenmek lazım. Yani köy takımını zor kuruyorsunuz. Ya şimdi o ayrı bir konu tabii. İsterim yani böyle bir talep olursa biz de cidden bir amatörleşmek isteriz yani ufak ufak. Yani yok demiyorsun yani. Mehmet Uysal her şeye var ya. Ben her şeye varım ben diye bir şey var ya. İkinci amatöre geçelim yavaş yavaş. Facebook yayında bir şey mi oldu? Evet onda bir sıkıntı var herhalde. Yenilir şu anda. Sıkıntı yani gidiyor. Takımlara başarılar birinci amatördeki. İkinci amatör A grubu. Kadir Efespor deplasmanda çiftlik Adamüstü 2-1 ile geçti. Mersin Gücü Binevler Spor'u 2-1 ile geçti. Davultepe'de TEDAŞ'ı 1-0 ile geçti ki liderden 3 puan almış oldu. Şöyle baktığımız zaman TEDAŞ'ın 13, Binevler'in 10 puanı var. 9 puandaki takım var. Mersin Gücü 3. Kadir Efespor 4. sırada. 7 puanlı Davultepe 5. sırada. Çiftlik Adonis'in puanı 4. Evet, bu grup için ne söylüyorsunuz? Neler var? Evet, Mehmet Uysal. Ya şimdi hani ikinci amatörü açıkçası pek fazla takip edemiyoruz. Şimdi öyle bir durumlar oluyor ki ya tam niyetleniyoruz, başka bir şey çıkıyor, ona gitmek zorunda kalıyoruz. İşte bu hafta Mersin Mayordu Pazar günü oynayacak. Hani cumartesi işte bizim köy turnuvası diyorum. Halı saha turnuvaları biraz bizi amatörden uzak evet, tuttu. O da bitti çok şükür. Şey yaptı ama. Artık. O da bitti çok şükür. Bundan sonra bol bol ikinci amatör küme, birinci amatör de çünkü son 3 hafta, bol bol ikinci amatör kümeyle ilgileneceğiz. Daha yakından hatta bizzat gidip izleyeceğiz. Yani birinci amatör 3 hafta derken ikinci amatörün kaç haftası vardı? Kaç hafta? Biz şimdi orada bir de baraj maçları oynayacak ya, eleme maçları. İşte yani. O zaman daha evet. Onlar da en azından takip etmiş. 4 hafta. Yani en azından şey. Şimdi ben orada Binevler Mersin Gücü maçı. Tevfik Sırrı'da oynanan 2-1 biten bir maç. Binevler Spor resmi bir açıklama yaptı orada. A grubundan bahsediyoruz değil mi abi? Evet evet. Şimdi orada bir resmi açıklama yaptılar. Biz de paylaştık sayfamızdan. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Kulüp adına resmi bir açıklama varsa biz sayfamızda paylaşırız. Çünkü o bir resmiyettir. Bir şey olduğu zaman kulüp sorumludur ondan. Çünkü onun bir resmi şeyidir. Ama biz birinin yorumunu o maçla ilgili bir de izlemediysek bizim bunu paylaşma şansımız olmaz. Bazen kızıyorlar bize işte onu paylaştınız bizim serzenişimizi niye paylaşmıyorsunuz diye. Şimdi o bir değil. Her zaman diyoruz kulüp adına yapılan bir resmi bir açıklama varsa seve seve paylaşalım. Şimdi Binevler Spor ilginç bir şey söyleyeceğim. Ekabinde kazanan Mersin Gücü de hakemden o maçın hakeminden oldukça şikayetçi. Oldukça. Ama kulağımıza gelen ya kulağımıza derken bu bizzat. Hani isim vermiyoruz burada yanlış evet, anlaşılmasın diye. Facebook canlı yayınına bir bakarsan seviniriz. Yani bizzat bildiğimiz bir olay hakemin o maçın hakeminin geçer notu aldığı. Şimdi ben bunu merak ettim. Bugün eski bir hakemimizi aradım ismini vermeyelim yanlış anlaşılmasın diyerekten. Dedim ki ya dedim bu gözlemcilerin hakem raporları işte verilen notlar falan ne zaman veriliyor? Çünkü en az 2 gün falan geçmesi lazım. Mesela pazar oynandı ya abi. Pazartesi günü öğlen işte federasyona falan veriliyormuş bu bilgiler. Ondan sonra şey yapılıyor diyor. Yani bizim Mersin camiasında bu hakem camiasında gerçekten son zamanlarda enteresan şeyler olmaya başladı. Yani neye göre? Şimdi 10 üzerinden değerlendiriliyor abi puanlar. Ben bunu da sordum. Şimdi 10 üzerinden 8 verip ooo diyoruz. Lan bu kadar ne yapmış bu hakem diyoruz 8 alacak. Halbuki 8 hakemde kalan bir rapormuş. Yani kalır raporuymuş. En az hakemin 8.1, 8.2 alması lazımmış. O da geçer not olması için. Hani 10 üzerinden 8 olağanüstü bir puandır değil mi normalde? Ama o hakemlikte kötü bir maç yönettiği anlamına geliyormuş. Bunda bir düzeltme yapalım. Biz de mesela bunu bilmiyorduk. 10 üzerinden 8 dediler mi hakem için? Bu hakemi biz izledik. Nasıl 8 puan almış diyorduk. Halbuki o 8 kalıyormuş.
8.1, 8.2 alması gerekiyormuş bir hakemin geçen not alması için. Şimdi iki tarafında kazananın ve kaybedenin de inanılmaz derecede tepkili olduğu bir hakem nasıl geçer not alıyor? Ben de bunu merak ediyorum. Bilmiyorum hani bunun bir açıklaması yapılır mı? Şimdi burada tabii ki şimdi sen daha eskileri bildiğin için abi. Ben de daha eskileri bilmem ama bizim eski hakemlerle konuşmalarımızda mesela hakem triosunun eskiden dernekleri vardı onların. Şu an kapalıymış herhalde. O dernekte maç öncesi gelip bir araya gelmeleri, işte unutulan bir eşya varsa eşyalarını almaları, para yoksa işte yol, bazen hakemlerin yol parası bile olmuyormuş yani. Çünkü sonradan ödemeleri yapıldığı için. Bunların işte tedarik edilip hep birlikte gidilip genildiği bir nokta. Şimdi bakıyoruz kulağımıza gelen hakemler birbirlerini maç saatlerinde görüyorlar. Sahada görüyorlar birbirlerini. Şimdi veriyorsun 18 yaşında numara hakemlerde minimum. 18-19 yaşlarında gencecik çocukları biz pişsinler diye veriyorlar mesela. Bunlar çok oluyor. Ya şimdi öyle maçlar var ki kritik. Kritik maçlara kardeşim biraz daha tecrübeli hakemler verin mesela. Şimdi siz o genç hakemleri de zan altında bırakıyorsunuz. Çünkü ya biz görüyoruz ya çocuk bayrak kaldırmayı bilmiyor mesela. Bilmiyor. Bilmiyor abi. Ya da işte offside olayının ne demek olduğunu bilmiyor. Yan hakemin offside'de nereye bakacağını bilmiyor çocuk. Çünkü 18 yaşında çocuk da. Abi ama bunlar bir eğitim alarak geliyor oraya canım. İşte direkt oraya. Sorun eğitimde diyor. Eski hakemlerinde serzenişte bulunduğu şey bu. Verilen eğitim. Mesela sen bir topçuya önce neyi öğretirsin? Ayak içi pastan başlarsın en alttan değil mi? Biz bu çocukları direkt diyor sahaya sürüyoruz diyor. Gol kralı ilan ediyoruz diyor. Sistemde sorun var diyor. Yani eski hakemlerinde şikayet yani ediyorlar. Yani ben hakem eğitim. O bayrak kaldı. Demin ki oyuncunun nerede oynayacağını bilmiyor dediğin gibi burada da hakemin o eğitim alması lazım. Abi alıyordur zaten almadan i̇şte oraya getirilir mi ya? Ya olmaz abi onun böyle işte, şey ya. Eğitim veriliyor da onlar almıyor. Yok işte eğitim verilmiyor demiyorum ben. Şimdi her şeyin bir sıralaması vardır bazı şeylerde. Ya abi o ayrı bir konu. Şimdi tabii ki adamın kendisine, kişinin kendine de bağlıdır. Bu herkes yapamaz hakemliği. İstemesi de lazım. Onda hemfikiriz ama bazı şeylerin sıralaması varmış normalde. Şu anki hakemlik eğitimlerinde bazı sıralamalar es geçiliyor diyor. Eski onu bilemeyiz yani abi. Bu sıkıntı bizim de işte. Aranımız olan bir konu değil bilmiyoruz yani. 3 ya işte ben eski hakemlerle görüştüğüm için bunları söyleyebiliyorum. Şimdi 3 tane son 3 haftadır ya şimdi birazdan konuşacağız Karaduvar Yeşilkuyu ya. Bu bir skandaldır abi ya. Bak 2 tane karar okuyacağım şimdi. 2 tane bu ASKF'nin disiplin kurulu kararı. 2 tane karar okuyacağım şimdi. Şeyi grupları sırayla gidelim de oraya gelince konuş istersen. Tamam öyle yapalım abi. Yani A grubunda Mersin Gücü şu an 9 puan yaptı. Buraya Ahmet Naz geldiğinde 0 puanları vardı. Sonra 3'te 3 yaptılar. Onlar bundan demişti sonra ama, bizi izleyin demişti. Bizi izleyin demişti. Evet. Kadir Efespor beni yine yanıltıyor. Her sene sezon başında müthiş giriyorlar. Ama ondan sonra maalesef sonunu getiremiyorlar. Hep bir sıkıntı, hep bir sıkıntı. TEDAŞ beni yanılttı. Yalan söylemeyeyim. Ben TEDAŞ'tan bu grupta bir şey beklemiyordum. Ama onlar şu an lider. Burada bu şu prosedürü de söyleyelim. Geçen hafta buna biraz kafamız karışmıştı. Evet, tekrar bir hatırlatalım. Netleşti. 4 tane grup var. Grup birincileri direkt çıkıyor. Birinci amatöre çıkıyor. Birinci amatör lige çıkıyor. 4 takım yaptı. İkinci ve üçüncüler 4 tane tak grupta 8 takım yapar. Bunlar kendi aralarında kura sonucunda bir eşleşme yapacaklar. Ne oluyor? 4 maç yapar. 4 maçın galibi bir daha eşleşiyor. Ne yapar? 2 maç yapar değil mi abi? Evet. Kazananlar finale çıkıyor. Onlar oynamıyor. Direkt birinci amatör. Kazananlar birinci amatöre çıkıyor. Finale kalan 2 takım birinci amatör kümeleri çıkıyor. Toplam 6 takım. Seneye birinci amatörde. Seneye birinci amatörün biraz şeyini değiştirecekler. Takım sayısını artıracaklar. Öyle olacakmış. Bunu da anlatmış olalım. 6 takım çıkacak yani. Evet şu an 3 takım 4 takım. 4 grup birincisi çıkacak. Hayır. Düşme. Birinci amatörden İkinci. Düşenler kaç kişi düştü? Birinci amatörden 3 takım düşüyor değil mi abi toplamda? Evet. Kaç grup vardı orada? 3 grup mu vardı? A, B, C. Değil mi? 3 grup vardı. Üç grup var, evet. Son takımlar düştü 3 takım. 3 takım düştü, 4 takım, takım çıkacak. İşte evet. Ona bir şey yapacaklar gruplandırmaya, evet. Sayıyı arttırmak istemişler. Evet. Bu arada ikinci amatör küme 19'da birinci olanlar direkt çıkıyor. 19'da. 19'da. Şeyi açıkladın zaten. İkinci küme büyükler tamam. Büyükler kategorisini açıkladın tamam. Şimdi. Ha, şimdi ikinci amatör U19'da sadece birinciler sadece çıkıyor. Birinciler. Orada da bir şey var. Şimdi, kura çekiminde demişler ki ikinciler de şey yapacak. Baraj maç olacak. Baraj maç oynayacak falan demişler. Herkes ama de yok, böyle bir şey var. Evet, ama bunu herkes söylüyor abi. Bu hafta herkes bu konuyu çok sordu bize. O ikinci amatör U19'dan sadece bir takım. Şimdi bunu söylerken çıkacak. Bize gönderilen ASKF tarafından gönderilen tüzeğe göre söylüyoruz. Tabii tabii biz tüzeğe göre konuşuyoruz. Ama takımlar diyor ki bütün takımlar diyor. Ya sezon başında diyor ikincilerde baraj maçı oynanacak diye siz söylediniz diyor. Hani şey. Hani biz tüzüğü onu bilmiyoruz tabii. Onu bilemiyorum. Tüzükte tabii. Sadece birinciler hatta dedim ya dedim başkanım sadece birinciler çıkıyor ama takımlar ikincilerin de baraj maçı oynayacağını söylüyor dedik.
Yok dedi yani Tüzük'te birse bir dediler. Tüzük'te bir sadece. Tüzük'te bir yazıyor yani. Evet. Çok takım da itiraz etti buna. O tabii bizi aşar. Ya bu grup eğlenceli bir grup. Ya hala bu burada... Hala herkesin şansı var. Adonis'e kadar. Evet. İlk 3 olduğu için. Ya ilk 3 olmasının zaten playoff sisteminin olmasının böyle bir heyecanı oluyor yani. Mükemmelli tarafı evet. Zaten abi ya. Şimdi şurada birinci çıkacak olsaydı sıkıntıydı yani. Ya yani birinci bir maç daha kazandığı zaman bitti. Olsaydı lig bitti oluyordu evet. Bu güzel oldu bence. Evet. Ya yani burada atıyorum 4 takımın tekrar playoff oynaması falan da saçma oluyor. Birincinin direkt çıkması benim her zaman taraftar olduğum bir sistem yani. Birinci direkt çıksın abi. Ondan sonra aşağıdakiler playoff oynasın. Geçen sene Süper Amatör Anamur çıkamıyordu abi. Baraj başına çıktı düşün. Adamla açık ara lider olmuş. Playoff'ta evet playoff liginde. Az daha çıkamıyordu yani. Gerçi keşke de çıkmasaymış yine düştü. Bir de o var. Kadir Efespor Davultepe ile oynayacak. TEDAŞ Mersin gücüyle güzel maçlar olacak bence. Binevler'de Çiftlik Adonis ile oynayacak. Ve maçların yerlerini de söyleyelim. Binevler suyun içimde Çiftlik Adonis ile oynayacak. Şeyle Kadir Efespor Davultepe maçıyla da TEDAŞ Mersin gücü maçı 3 Ocak sahasında oynanacak. Arka arkaya güzel maçlar olacaktır diye düşünüyorum. B grubuna geçelim yavaş yavaş. Evet, B grubunda az önce bahsettiğimiz iki tane disiplin kurulu takımın olduğu grup. Şimdi sen sonuçlar mı okuyacaksın abi? Yani sonuçlara bakacağız. İşte Karadağspor Yeşilkuyu maçı 2-1 iken yarıda kaldı. Yarıda da değil aslında. 87'di galiba. 87. dakikada iptal Yenice, oldu. Yenice Çağlayan İzciliği 6-2'de geçti. Kazanlı İdman Yurdu. Ali Efendioğlu Spor maçı da 3-0. Ali Efendioğlu Spor'un. Hükmen o maç. O maç onu da belirtelim. Şimdi onu da disiplin kurulunda okuyacağım ben. Şimdi bak Kazanlı 1, Ali Efendioğlu'lar 2. Dakika 62 bu skor var. Orada Kazanlı İdman Yurdu değil mi? Kazanlı İdman Yurdu'nun bir oyuncusu. Hakeme fiili bir. O bizim de bizim bilgisi gelmişti ama gerçekten bir hakeme bir olay var orada fiili. Çıkan karara göre hükmen 3-0 Ali Efendioğulları kazanmış olduğu maçı. Ya hemen kararı çıktı aynen, yani. Kararı çıktı onun evet. Disiplin kurulu kararında, tertip komite kararında daha doğrusu. Onun kararı verildi. Ha, evet salı günkü evet. Şimdi gelelim öbür maça aynı grupta. Karaduvar Yeşilkuyu. Şimdi bu maç yani dedik ya az önce hakemlerle konuştuk tam bir skandal. İlk yarı Yeşilkuyu 1-0 öne geçiyor. Karaduvar ikinci yarı maçı 2-1'e çeviriyor. Dakika 87 bir penaltı kararı tartışması. Vermiyor hakem. Olabilir. Görmüştür, görmemiştir. Futbolcu itiraz ediyor gol atan. Diyor ki ya bu nasıl verilmez bu penaltı? İtiraz ediyorsun. Hakem orada şimdi biz Mustafa abiyle Ahmet Nas'ı ziyarete gittiğimizde neydi abi o şeyin ismi? Bize o bir olay anlatan Mehmet bu maçta. Mehmet hocam neydi soy ismi? Akgürek. Akgürek. Ne görev yapıyor abi bu abimiz? Bu hocamız. O Karaca İlyas sahasının amiri ve aynı zamanda Karaca İlyas'ın... Bunu niye soruyorum? Bu maç Karaca İlyas'ın sahasında oynandı. Birebir şahit olduğu için bize bizzat anlattı bunu. İsmini de verebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok çünkü kendi de anlatmış bunu komitede. Bizzat şahit olduğu bir olay bize şu şekilde anlattı. Hakem demiş ki, bizzat bunu kendileri yaşıyor. Kalbim sıkıştı, psikolojim bozuldu. 87. dakika bir futbolcu geliyor sana itiraz ediyor. Benim psikolojim bozuldu, kalbim sıkıştı deyip çekip gidiyor. Raporda ne yazmışlar biliyor musun abi? Bak bu şahitleri var bunun. Demişler ki görüntü var mı diye. Amatörde ne görüntüsü olacak? Şahitler olur. Ama raporda ne yazmışlar abi? Bugün tertip komitesinin kararı. Sağlık Ülkü Çiğan bak. Karaduvar Yeşilkuyu 87. dakikada Karaduvar lehine iken Karaduvar oyuncusu hakeme fiili müdahalesi. Karaduvarlı futbolcunun hakeme fiili. Fiili ne demek abi? Vurmuş. Vurmuş. Çünkü bak öbür maçta Ali Efendioğulları'na hükmen çıktı fiili olduğu için. O zaman versene hükmün 3-0. Veremiyorsun. Çünkü hakeme de güvenmiyorsun. Gözlemciye de güvenmiyorsun. Ondan sonra Amatör Futbol Federasyonu'nun disiplin kuruluna sevk ediyorsun. O maç sevk edildi. Şu an tescil yok. Ama sen raporda fiili diyorsun. Şimdi, hakem raporunda. Hakem raporunda. Şey, gözlemci raporunda. Nasıl olacak abi bu? Biz gözlemcileri soruyoruz mesela. Ya bu gözlemci ne iş yapar? Hakemin yazdığı raporları doğru mu değil mi onaylar sana değil mi? Ya da hakem raporunu şey verir işte. Geçer not geçmez not. Biz birçok gözlemcinin, isim vermeyelim, birçok gözlemcinin maçı bile izlemediğini biliyoruz. Maçı bile izlemediğini biliyoruz. Sen geçen sene o Cam Spor'un sahasındaki olan işte yanlış futbolcuyu atmışlar ya. Attıkları futbolcu da bir maçta oynanmış, birbirlerinden haberleri yok. Gözlemcinin bile birbirinden haberi yok. İzlemiyorsun ki çünkü sen maçı.
Nasıl olacak abi şimdi? Abi bak, gözlemci izlemeyi de izliyordur ya. Bak kara duvar fiili hakem raporunda. Ya bir izlemeyen gözlemciler var diyorum sana. Abi, yalan mı söylüyoruz burada? Ya yalan söylemiyorsun da. Bak fiili diyor. Burada hükmen 3-0 çıkarsa kara duvar spor kazanmış olsa lider Ali Efendioğulları'yla kafa kafaya gidiyor. Ya çıkamazsan? Bu adamlar para harcıyor, emek harcıyor, maddi manevi her türlü. Ne günah var abi şimdi kara duvarın burada? Ne olacak yani? Bak şahitler var. Bak az önce sordum kim o hocamız dedim. Karaca İlyas Veteranlar Sahası, veteranlar diyorum. Karaca İlyas Sahası'nın amiri. Bizzat orada herkes şahit buna. Nasıl olacak abi? Şimdi Kazanlı'dan da bir açıklama geldi. Paylaşayım istersen. Oku abi. Kazanlı İdman Yurdu'ndan açıklama. Geçtiğimiz pazar günü oynanan Kazanlı İdman Yurdu Ali Efendioğlu maçında tatsız olayların yaşandığı doğrudur. Maçın stresinden bir anlık gerginlik yaşanmış ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşanmıştır. Bunun üzerine diğer oyuncular yedek kulübesi ve yöneticiler olaya müdahale etmek istemiştir. Ortalığın karıştığını gören Kazanlı taraftarı sahaya girip kavgaya ayırmaya çalışmıştır. Kargaşa esnasında Kazanlı İdman Yurdu'lu bir oyuncu verdiği hatalı kararlardan dolayı hakemin üzerine yürüdü. Maçı sen bu hale getirdin, senin yüzünden oldu deyip göğsünden itmiştir ve ardından olaylar yatışmıştır. Haberlerde çıkan taraftarların hakeme ve karşı takım oyuncularına fiziksel temas kesinlikle söz konusu değildir. Her şeye rağmen yaşanmaması gereken bir olaydı. Maalesef yaşandı. Ali Efendioğlu ile aramızda en ufak bir sorun bulunmamaktadır. Bir an oluşan bir gerilim bizim dostluğumuz zedelememiştir. Sen Ali Efendioğlu. Kazanlı'nın şeyini okuyorsun ama. Evet Kazanlı dedim ben de zaten. Ama tamam. Ali Efendioğlu diyorsun. Yok Kazanlı Ali Efendi ile oynadı. Ben de diyorum Karaduvar'a ne alakası var diyorum. He. Tamam. Yoksa o öbür maçta fiili bir şey yok yani. Fiili dedin ya zedelemiş. Sen. Ali Efendioğlu cephesinde de aynı açıklama tarafımıza iletilmiştir. Onlar da yaptı zaten bizler açıklama. Ebedi dostuz. Kamuoyuna duyurulur demişler. Buradan da bize duyurmuş olalım. Bizde hani kara duvar konuşurken sen onu okuyun dedim fiili bir şey yok. Bir anda karıştı. Aynen. Şimdi burada peki. Şunu da ekleyeyim. Kara duvar taraftarına da ihtar çekilmiş. Ya, o maçta taraftar sahaya girdiği için ihtar çekilmiş. Abi zaten her hafta burada konuşuyoruz ya. İnan bazen maçlara gidiyoruz ama ya gerçekten olmaması gereken şeyler oluyor ya. Yani taraftar da oluyor, futbolcularda da oluyor, kulübede de oluyor yani. Kimse oturup maç seyretmiyor ya. Yani futbolculardan çok seyirciler oyunu geliyor. İşte yeni Taşkent geçen hafta kazanacağı maçı seyircisi yüzünden. Ya ben anlamıyorum yani bu kadar nedir ya? Ya futbolcular da aynı şekilde. Ya olaya ölüm kalım meselesi diye mi bakıyorlar? Öyle bir konsantrasyon mu var? Ben bunu hala çözemedim ya. Bir de bak bu hafta iki maç olaylı. Abi bu nedir ya? Ha, orada şimdi 87. dakikada hakem bitirmiş. Ya maçı tatil etmiş. Şimdi orada fiili şey yok diyorsun. Raporda fiili müdahale var diyor ama saha amirine kadar hiçbir şekilde. Hatta bak, saha amir uyarmış ya hakem niye bitiriyorsun demiş. Fiili olsa bile şey. Kırmızı kartı gösterirsin çıkartırsın. Emniyeti sağlayamıyorsan oyunu bitirirsin. Güvenliğini sağlayamıyorsan oyunu bitirirsin. Net bir şekilde de güvenliğin üst seviyede olduğu söylendi. Ya Engin Baytar Cüneyt Çakır'ı dövdü ya sağ içinde. Yani boğazını sıktı falan filan. Maçı mı bitirdi? Yok. Attı adamı gönderdi. Ya adamı atarsın. Ya budur. Emniyetten de güvenliği sağlamasını istersin. Maçı bitirirsin yani. Olay ne biliyor musun abi? Şimdi ben sana olayı anlatayım. İşte hakemle şu büyük kulakları sen yine. Hakemle para olarak bakarsan bu hakem için söylemiyorum ben. Bütün hakemlerimiz yani açsınlar kulaklarını. Hakemle sen bir meslek olarak kendini geliştirip en üst noktaya çıkmak için değil de o para için bakarsan bak hafta sonu da bu hakeme Bal Ligi'nde bir görev veriliyor. Şimdi bu Bal Ligi'nde görev verdiğin bir hakemi sen niye bu maça veriyorsun ki? Bu kadar kritik bir maça. Başka bir maça ver. Daha iddiasız bir maça ver. Hani şeyini sıcaklığını korusun. Bak düşük bir maça ver. Verme o maça. Bak ne oldu? O hakemin kafası hep oradadır. Çünkü orada hedef var. Burada sana bir şey olmuyor. Orada hedefin var senin. Üst seviyeler için. Kendini gösterebilmek için. Kafa orada kalıyor. Bak ne demek ya benim psikolojim bozuldu. Ya bu şey çocuk oyuncu. Bir de 87. dakika. Abi nasıl olacak şimdi? Ya şimdi fiili müdahale var diyorsun. Bu hükmen 3-0'dır. Çünkü bak Ali Efendi onunla çıktı. Nasıl yapacaksın abi şimdi? Abi o ya şimdi tabii ya biraz da işte ben o yüzden izlemedik. Maçı izleseydik daha farklı konuşurduk. Ama hep şunu söylüyorum. Güvenlik yani
futbolcuların ya da hakemin güvenliğini tehdit eden bir unsur olmadığı sürece hakemin maçı bitirmesi gerekiyor. Ama eğer ki hakemin ya da futbolcuların güvenliğini tehlikeye atacak bir sıkıntı varsa hakem tabii ki soyunma odasına gider, maçı tatil eder. Onda bir itiraz yok. Ama orada fiili varsa bile o oyuncuyu kırmızı kartla dışarı ihraç edersin. Emniyet güvenliği sağlamışsa oyunu devam ettirirsin. Zaten futbolda en güzel şey emniyet güvenliği ya. Sağlayamamışsa o zaman soyunma odasına gider, maçı tatil edersin abi. Ya bu her yerde uygulanan şimdi bir kural var yani. Bir hakem en güzel maç oynanmamış maç mantığıyla bakarsa bunlar normal abi yani. Ya şimdi orada bilmiyoruz tabii. Şimdi ben çok da şey yapmadım. Ben bak, genel konuştum. Neyi sordum ben? Kim dedim o abimiz? Ben biliyorum kim olduğunu da teyit ediyorum. Kim bu hocamız? Karaca İlla sahasının amiri. Bizzat birinci şahidi adam. Yani kimi tutacak orada? Ki herkes aynı. Abi o zaman disiplin kurulu da gerekli şey, dinlemesi gereken ya, kişileri dinleyecek, en doğru kararı verecek gözlemci abi. Gözlemci izlemiyor dediğimizde güldün ya bak. Gözlemci ise böyle rapor çıkar mı abi? Yani hakem gidiyor, maçı yönetiyor. Saha komiseri var orada, gözlemci yok. Öyle mi anlıyorum? Gözlemci orada, izlemiyor maçı. Allah bilir nerede. Ondan abi, sonra iki takımın işte Mersin Gücü bir nedir? İki takım da illallah etmiş. Doğrudur yanlıştır. Biz izlemedik. Ama müthiş bir şey var hakeme karşı. Kazanan da şey yapmış. Geçer not alıyorsun. İşte o maçı ikimizin izlemesi lazımdı ama olmadı. Gidemedi. Kısmet değilmiş. Nasıl olacak abi? Yok, Binevler Mersin Gücü olduğu için. Gidecektik o maçı. Gitseydik iyi olurdu. Işte. Sen caydın, ben... Sonra bir telefon geldi, biz caydık. Evet, sen Binevler şeyde Mersin Gücü'ne yönetici olma talebin var. Dostça giderdi. Yok, öyle bir talebim yok. Sadece şey, hani tabii değişmiş de eski Mersin Gücü. Şimdi burada biz Kazanlı'nın avukatlığını yapmıyoruz abi, bunu da söyleyelim. Olay Kazanlı, şey Kazan diyorum, Karaduvar olay olduğu için, bu maç olduğu için burada abi neyse onu söylemek zorundasın. Tamam ya, biz izlemedik canım, ama yani şahitlerin anlattığı... Şahitlerin huzurunda belediye başkanının verdiği yetkiyle... Biz bunları konuşabiliyoruz bir de rapor böyle olunca. Hani çünkü bizi aslında o şahitlerin doğruluğunu ne şey yapabiliyor mu abi, teyit ediyor. Bak normalde fiili müdahalesi nedeniyle diye var raporda ama sen hükmen veremiyorsun. Niye? Çünkü bir tedirginlik var. Abi acaba o zaman en doğru kararı vermek için, en doğru kararı vermek ne için... Ne verecekler abi? Disiplin kuruluna göndermiş. Disiplin kurulu neye göre verecek? Abi rapora dinleyecek bu şahitleri... İnşallah. Ya bilmiyorum, öyle mi oluyor oradaki? Hani diyorlarmış ki görüntü. Ya bu amatörde neyin görüntüsü ya? Abi görüntü yok da ama orada bu disiplin kurulu karar verirken oturup kendi arasında bu rapora abi verip karar verecekse hiç uzatmasınlar, hemen versinler zaten. Yok zaten öyle bir yani şey yok. Yani şahitleri dinlemiyorlar mıdır? Yani mesela bu konuda kim var şahit? Orada sahada olan ya herkesin şimdi mesela belli insanlar vardır. Spor kamuoyunun tanıdığı, belli yerlerde görevi olan adamlar vardır. Belki onlar dinleniyor mudur? Mesela bu Mehmet hocamız dinlenecek mi bu konuda? Bence dinlenmesi gerekir diye düşünüyorum. O birinci şahit adam zaten. Yani işte stat amir adam. Hayır. Dinlenme, prosedürü bilmediğim için soruyorum ben. Yani disiplin kurulu karar verirken toplanıp işte 4 kişiyiz. Tertip komitesinde zaten bu Mehmet hocam dinlenmiş. Yani ona rağmen bu karar çıktı. Ona rağmen o zaman başkaları da dinlenecek o zaman. Yani disiplin kurulunda ve tertip komitesinde bilmediğim için soruyorum. Disiplin kurulunda ve tertip komitesi... Disiplin kurulunda birkaç kişi ve avukat abi, var. Onlar şey cümleyi bitireyim. Tertip komitesinde karar alırken ya da disiplin kurulunda karar alırken o kuruldaki kişiler mi karar veriyor? Dışarıdan varsa şahitler dinleniyor mu? Onu ben bilmiyorum. İşte bilmiyorum onu yani. Ya şimdi sanmıyorum dışarıdan. O tertip komitesi bütün argümanları alır, toplar. Hayır canım, bütün argümanları toplar. Ondan sonra Mustafa Karabulut bu maçta oradaydı, ortadaydı. Sanmıyorum. Gel kardeşim sen bu konuda ne gördün diye sorulmaz mı yani? Sanmıyorum. Tamam. Yok, bilmediğim için sordum. Ben hiç duymadım böyle bir şey senin. Anladım demek istediğini. Ben bilmiyorum, sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Çünkü onlar o yüzden var. Evet, o zaman şey puan durumu... Diyor, diyor ya bazı hocalarımız, ya maçta neler oldu neler oldu diyor. Elimize diyor hakem raporunu beyazlıyoruz diyor. Ben beyaz diyor. Hiçbir şey yok diyor. Ya o oluyor. Ben ya sordum mesela niye böyle oluyor? İşte dediler ki ya işte hakem sayısı az. İşte hakemler birbirine ceza vermesin ki hakemleri yetiştirelim. Çünkü çok maç var. 80 maç mı var abi ortalama? Abi hakem sayımızı azsa çoğaltalım yani. Değilmiş ama. Hakem sayısı da yeterliymiş. Yok, şehir dışına da çıkıyor ama. Şehir dışına da çıkıyor. Kaç tane çıkıyor ki abi? Çok var. Çok mu var? O zaman çoğaltacaklar abi. Dördüncü hakem var, şey var. İşte onun için sınav yapılacak. Sınav yapıldı. Yani bunun eğitim verilecek. Şimdi dedik ya bazen bahane üretme yeri değil abi buralar. Çözüm üreteceksin. Bu herkes için geçerli. Bak ondan sonra ne oluyor? Adamlar şimdi ikinci amatör diyoruz. Para dönüyor.
bazı, değil mi? Biz bunu daha çok önce de konuştuk. Evet. Ne paralar dönüyor? Şimdi bunlar hepsi boşa gidecek işte. Çıkamazsan. Şimdi kendi hatanla çıkamamak var. Bir de böyle başka şeylerle çıkamamak var. Ya bu arada en acil karar yani. Ne varsa o karar verilsin ya. Sen şey bitti mi? Skorları okuduk mu hepsini? Okuduk. Bu arada gelen bilgiyi de söyleyeyim size. Bizim bir takımımız daha U16'da şeye gittiği için Türkiye Şampiyonası'na yarın saat 14'te Konya Karakartallar'la oynayacak. Konya Karakartallar bugün oynadığı maçta İskenderun Karaağaç'a 3-0 yenildi. Akdeniz Belediye'den bahsediyoruz. Evet. Akdeniz Belediyespor yarın Konya Karakartallar'la saat 14'te. Bugün oynamadı. Bugün oynamadı, yarın oynayacaklar. Tamam. Oynayacakları takımda 3-0 mağlup olmuştu ilk maçında. İnşallah takımımıza başarılar diliyoruz. Alırız diye düşünüyorum. Evet, onun puan durumunu okuduk mu? Yani Ali Efendioğulları 18 puanda. Tarsus Demirspor değil mi abi? Tarsus. Evet, Tarsus 15 Demirspor. Puanda. Şu an anladığım kadarıyla bu haftada Ali Efendioğulları ile Tarsus Demirspor oynayacak. Öyle mi? Aynen. Buradan bir arkadaşımız mesaj yazmış. Maça davet etmiş. Gelin maçımızı izleyin diye de. Ne zaman maçta? Ona bakmak lazım. Ne zaman? Karaduvar'ın bir maçı eksik. Şeyin de, Demir'in de bir maçı eksik. Gelin bu hafta Ali Efendioğulları Spor Kulübü Facebook sayfası. Ali Efendioğlu Spor Kulübü kendi Facebook sayfası. Mustafa Mehmet gelin bu hafta Ali Efendioğlu Tarsus Demir maçını izleyin kardeşim demiş. Sizin ikinizi çağırmış. Ben zamana bakarız. Demek ki yani birinciyle ikinci oynuyor demek ki bu hafta. Aynen. Yani o zamana bakarız onun abi, ya uygunsa gideriz abi. Günü önemli işte. Evet. Ben pazar günü diye biliyorum ama. Pazarsa, devam et şuradan abi, diğer okumayan sen. Pazar günü saat 12'de diye biliyorum. Karaduvar. Karaduvar'ın bir maçı işte teyit edilmedi, 15 puanda. Yenice Spor 9 puanda. Yeşilkuyu Spor maçı teyit edilmedi, 6 puanda. Çağlayan İzlilik 3 puanda. Kazanlı İdman Yurdu 3 puanda. Buradaki takımlara da başarılar diliyoruz umarım. Evet. Burada da yine 3 takım gibi şu an. Yenice Spor 9 puanda zorluyor. Orayı zorluyor. Yani 6 puanlı zor biraz. 9 biraz zor. 3 maç. Evet. Ömer Çıray, Ergün Lülü, Hasan Yaldız, Metin Ergin iyi yayınlar dilemiş. Aynı zamanda Hasan Yaldız demiş ki, Boyun İnceli Spor için bahsediyor, başkanı kendisi. 12'de 12 yapacağız inşallah, Boyun İnceli Spor olarak demiş. Şöyle diğer mesajlara da bakayım. Kemal Demir abimiz, toplantıda biz de vardık. İlk iki çıkacak dediler. Sonra ne olduysa değişti demiş. Tüzük'te öyle yazıyor. Bir Ömer Özgür Topaktaş kardeşimiz iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Akın Yıldız Taşucu, ligden düşerken bizi eleştirenler yine bizler Günlerspor'un adım adım playofflara götürürken seslerini yine duymak istiyoruz demişler. Yusuf Mamur, abi bizim hiçbir şekilde müdahalemiz olmadı. Olmaz da, biz şampiyonluk için oynuyoruz. Maçı geriden gelip kazanıyoruz. Bunun ek takım açıklaması var. Emek hırsızlığı para Karadolu gelip geçecek demiş. Bizim emeklerimizin hakkını kim verecek demiş. Karaduvar. Evet. Evet. Sayın Uysal kardeşim şu soruyu soralım demiş. Şampiyonluğu en büyük adayı Ali Efendioğlu'yu yenip son maçta Yeşilkuyu maçında 1-0 geriden 2-1 galipken şampiyonla oynayan bir takım bunu yapar mı demiş. Ve maçın ya bitimine 3 dakika kala demiş. Mustafa Karabulut mesajlarımı okumuyorsunuz demiş. Yapar mı diye bir şey yok. Bu futbol sonuçta. Bir anlık öfkene inik düşersin. Ne yaparsın? O ayrı bir konu. Ama ya olmamış bir şeydi. Yapmış gibi gösteriyor. Ben de şunu anlamıyorum. Mesajlarınızı okumuyorsunuz. Abi dünya kadar mesaj almış. Hepsini okuduk. Hepsini de okuyoruz. Sırası geldi mi okuyoruz abi ya. Okuyorsun. Bazen Facebook'un bilgisayar PC üzerindeki algoritmasından kaynaklanan bazı mesajlar önce düşüyor, sonra düşüyor. Karışıyor, öyle bir sıkıntı oluyor. Evet. Burada da çünkü bazen biz müdahale ediyoruz. Mesela telefondan takip ediyoruz. Orada görünen mesajlar bilgisayarda görünmeyebiliyor. Ama arkadaşlar bir art niyet yok yani. Görülmüyor da okunmuyor ya da bazen de tüm mesajlar okunamayabiliyor. Olabilir yani. O tüm mesajlar okunamayabilir yani. Armağan Yaşar demiş ki dakika 87 şampiyonluğa giden bir takım neden böyle bir şey yapsın? Kırmızı kart bile ağırken maç tatil oldu. Bu bir art niyettir demiş. Erhan Fesli, hakem Selçuk Leman'dı ilk hatalarımı demiş. Bir sonraki mesajı U14 çiftlik Adonis maçı hakkında bahsetmiş. Orada hatalı olduğunu ve fiili bir saldırı olduğunu, ki ben o maçı izleyenlerden biri olarak o maçta
Selçuk kardeşimin hatalı olmadığını, yani minimum hatada olduğunu ve o olayların yaşanmasının bir anlamının da olmadığını söylemiştim ki hata yapıldığı zaman fiili saldırı olmasının da bir şeyi yok yani. Hata her zaman olur. Mesajlarımı okuyun demiş Erhan Fesli. Evet okuyoruz yani. Zamanı geldi. Çok okuyoruz bak. Cümleten Ali Efendi Oğlu Spor Kulübü de cümleten hepinize hocalarımız davetlisiniz demiş senin sözün üzerine. Yok, espri yapmıştım ama teşekkür ederiz dedi. Şaban diyor sen gelmedin. Akın Yıldız D grubuna sıra gelmeyecek demiş. Yok mutlaka konuşacağız. Ellem demiş. Bugün vaktimiz bol var. Bayağı da konuştuk zaten. Konuştuk. CV'de kaldı. Ben yanlış söylemişim herhalde az önce. Boyun İnceli Spor'un kulüp başkanı Hüseyin Yıldız demiş de. Ne? Demek ki farklı bir şey mi söylemişim acaba? Yıldız mı demişim ki? Yıldız olabilir. Aynen. Sen Yıldız mı demiş? Olabilir. Bilmiyorum valla ne dediğimi şey yapmadığım için orada ben Yıldız diye okudum. Belki orada başka bir şey söylemiş de olabiliriz. Bir daha olmasın. Oluyor bazen ya. Mehmet Uysal. Kusura bakma. C grubu mu abi? C grubuna geçmeden önce Çağlayan İncilik Karaduvar Spor'la, Ali Efendioğlu Tarsus Demirspor'la, Yeşilkuyu'da Kazanlı İtman Yurdu'yla oynayacaklar. C grubuna geçelim. Sonuçları oku abi sen istersen. Hemen okuyorum. Bizde yok. Bizde niye yok? Sen normalde getirdin öyle şeyler yapmazdın. Hemen 8. 7. hafta sonuçlarını grup, söyleyeyim. Biraz sen de ders çalışsan moderatörüm grup gelmeden onları ekrana açsan. Erdemli İtman Yurdu, Çeşmeli İtman Yurdu'na 3-0. Hükmen galiba. Evet Hükmen. Boyun İnceli Spor 4-2 Tömik Esnaf Spor'a karşı. Kargı Pınar'a da Çeşme İtman Yurdu'nu 3-0'la geçmiş. Boyun İnceli 7-7 yaptı. Hedef 12-12 diyor. Kargı Pınar'a da arkasından devam ediyor. 7 maçta 6 galibiyet 1 mağlubiyet. 18 puanlar var. Tömik Esnaf Spor'un 12 puanı var. Atagüç Spor'un 9 puanı var. Ama bir maç eksiği var. Çeşme İtman Yurdu 6 puanı var. Pardon. Çeşmeli Spor'un 6 abi. Evet, Çeşmeli Spor'un 6, Çeşmeli İtman Yurdu'nun 4 puanı var. Erdem İtman Yurdu'nun da puanı 1. Erdem İtman Yurdu maçlara mı çıkmıyor? Evet. Evet. Hiçbir maça çıkmıyor. Bir iki takım var öyle. Şimdi biz onu bazı takımlar var. Maçlara çıkmıyor. Ya bunun hepsini de takip edemiyoruz. Bazen atlıyoruz yani. Orada 3-0 okunanların bazıları hükmen oluyor. Artık Hasan demişim. Devam et abi. Tescillenen sonuçlar onlar. Hani bazen çıkmayan takımlar var evet onu tam takip edemiyoruz. Boyun İnceli kimle oynamıştı abi? C grubunda. 4-2. Hemen söyleyeyim sana Mehmet Uysal. Açılırsa söyleyeyim. Açılmaz söylerim ben sana. Şimdi sen ona baka dur da abi. Tömik Esnaf'la. Evet. Ya şimdi neyse konuşmayacağım o konuyu ya boşver. Biz futbolun güzelliğine bakalım ya. Tabii güzelliğine konuşalım. Güzelliği olmayan bir şey varsa konuşmamalıyız. Yani bu grupla ilgili benim kulağıma bir şey geldi ki ben bunu teyit ettim. Yani konuşmayacağım boşver. Şimdi Boynu İnceli 7-7 yaptı. Tebrik evet. ediyoruz. Bugüne kadar bir gol yemişti. O da herhalde Çeşmeli İdman Yurdu maçından mıydı? Penaltıdan. Yanlış da söylemeyelim. Penaltıdan yemişlerdi. Bu hafta 4-2 biten maçta 3 olmuş oldu. Hani hedefleri bütün maçları kazanıp lider olarak çıkmak. Aslında bu da güzel bir hedef. Boyun İnceli adına. Tebrik etmek lazım. Tanıdığımız futbolcu kardeşlerimiz de var orada. Evet. Kargı Pınar'ı en büyük rakip. Şimdi şöyle, ilk 3 çıkıyor, çıkmıyor. İlk 3'ün şansı oluyor ama birinci yani dile çıktığı için orada da güzel bir yarış var burada. Hani 3. Tömük Esnaf 12 puanda kaldı. Çok zor artık liderlik için. 9 puan yapar. Kaç maç? 6-12, 5 maç kalmış. Çok zor artık liderlik onların da. Burada Boyun İnceli mi, Kargı Pınar'ı belediye mi çıkacak? Direkt çıkacak. Bunlar da güzel bir şey liderlik. Çünkü tek mağlubiyetini Boyun İnceli'den almışlar. Yanlış söylemeyeyim. Kargı Pınar'ı. Aynen. Ben de öyle hatırlıyorum evet. İlk yarıda olmuş olması lazım. Ki 7-7 yapmışlar. 1-0 herhalde o maç. Yani bu grupta hani Atagüç Spor 4. sırada, Çeşmeli 6, 3. Tömük Esnaf 12. Bu 3 takım arasından da en büyük şans şu an Tömük'te gibi Esnaf Spor'da. Hani Kargı Pınar 18 puanda o sanmıyorum. Çünkü 4.'de 9 puan var. Onlar çıktı playoff en azından oynayacak gibi görünüyor. Çünkü 5 evet. maçın 3'ünü kaybetmesi lazım ki rakibinde kazansın hepsini. O zor. Yani burada da güzel şeyler konuşalım. Yani kalecilerle uğraşmasınlar. Kalecilerle uğraşmasınlar. Kaleci demişken hemen sana şey söyleyeyim.
Akın Yıldız demiş ki ne kulak varmış be kardeşim demiş. Bir şey diyorum ya, kalecilerle uğraşmasınlar abi. Bak geliyor kulağımıza, kalecilerle uğraşmayın. Oynayın, topunuzu oynayın abi. Çıkın. Abi herkes topunu oynasın. Arman Yaşa demiş ki bütün kara duvar sizi takip ediyor, Allah razı olsun. Bütün halkımız bayanlı erkekli maça geliyor. En azından onlara saygısızlık yapmazdık. Yapmadık da bütün halkımız yapmadığımız şeylerin neden suçlanıyoruz demiş. Neden federasyon izin veriyor diye soruyorlar. Buna nasıl açıklama yapacağız demiş. Şimdi burada federasyonluk bir şey yok ama işte hakem raporu, gözlemci raporu böyle bir şey varsa hakem şey federasyonda buna göre yani bunun prensi az önce ya orada ya, en doğru karar orada, verilip en orada, adil karar verilecektir inşallah orada yani. Orada hakem raporları var. İşte yani net bir şekilde bak fiili denir. Şey gözlemci raporu oluyor, bir de sağ komiser raporu oluyor ve hiçbiri birbiriyle uyuşmuyor. Vallahi ben en birebirini hep sağ komiserlerinde gördüm. Çünkü onlar yaşıyor her şeyi gerçek olarak. En birebirini. Çünkü bazı artık, maçlara bakıyorsun. Her şey olmuş. Bembeyaz sayfalar. Rapora bakıyorsun. Bembeyaz. Tertemiz. Ya işte bunlar olmasın. Bunlar birbirimizi kandırmaktan öteye geçmiyor. O gençleri de sıkıntıya sokuyor. Genç hakemleri. Hakem hata yapar. O ayrı bir konu. Hata yapa yapa. Hani çocuk düşe düşe yürümeyi öğrenir ya. Hakem de hata yapacak ya. Yere gelecek, offside'ı görmeyecek, yere gelecek, golü çizgisini geçti geçmedi. Ama tartışmalar bundan ibaret olsun. Bunların bak, hiçbiri fiili teması, şiddeti, kavgayı tabii, gerektirmez. Bak ne diyor? 87'de biz yapacak diyor, şey miyiz diyor. Ya o da olabilir. Bir anlık öfkeni yapmış da olabilirsin ama yapılmamış bir şey, şahitler varken sen raporuna böyle bir şey yazabiliyorsan şimdi kim suçlu yalan söylüyor burada? Kim yalan söylüyor? Böyle bir şey olmaz ya. Bak iki tane taraf Mehmet hakemden Uysal, şikayetçi ama hakem geçer not alıyor. Bak Mustafa Karabulut. Mehmet Uysal hiç ders çalışmadan gelmiş. Şeyleri benden istiyor. Evet. Yapmam B grubunu konuşmayacaksınız ellem dedi arkadaş. Onu konuşalım. Şey olmasın. Evet. Sedat Akgün iyi yayınlar demiş. Hüseyin Yıldız. Abi bu grupta hakkında kulağına ne geldi açıklarsan demiş. Siz diyor mu? Kalecilerle uğraşmasın. Cihan Tezcan hayırlı yayınlar demiş. Akın kardeşimiz de demiş ki son haftalarda kaleci oyunu ile ligde kaldı takımım demiş. Takımım biri demiş. Birinci kümede demiş. 500 TL gibi ucuz bir ya onları boş değere yani gitti herhalde hem de demiş. Kalecinin değerinden bahsediyor herhalde. Yani iyi bir kaleci 500 TL'ye mi gitmiş abi? Vallahi bilmiyorum. Başkolikten mi baktılar artık? Nereden baktılar? Piyasa değerinden mi bakıyor? Başkolikte bir amatörün şeyi yok ya. Çeşmeli Spor, Atagüç Spor'la, Çeşmeli İtman Yurdu Boyun İnceli ile Tömük Esnaf Spor'da Kargı Pınarı Belediye Spor'la karşılaşacak. Oynayacak haftaya. Aynen öyle. Evet D grubu. D grubuna hemen bakıyoruz abicim. Açılırsa? Ya açılır abi, niye açılmasın? Öyle bir şeyimiz yok. Allah'a şükürler olsun ki. Sertavul neydi abi şey mi? Esnaf. Tebrik yok. Neydi, tantuni miydi? Tantunici miydi? Oraya mı götüreceksin? Yok hani neydi o? Abi Sertavul esnaf. Kavurma. O Markaser. Markaser miydi o tantunici? Esnaf ha, spor. Tamam. Ama kıyafetçi şey değil. Bir tantunici neydi değil. Vardı ya Sertavul? O şey Taşucu Spor'unda. MBR. Ha tamam. Niye tantuni yesin mi geldi? Yok şimdi takımların sponsorlarına bakıyorum da bir tantuni aklıma geldi de neye geldi? Demek ki acıkmışım abi. Ali abi bir şey yiyor orada. Herhalde oradan acıktım ben de. İfşa programı yok ya, bunu ne yapıyorsun sen ya? Burada evet. Kötü bir şey yok. Abi D grubuna geldik. Atakent Gençler Birliği 3, Silifke Göksu 3, Gülnar Spor 7, Aydıncık Spor 2, Silifke Bahçeköy'ü 1, Sertavul Esnaf 2. Sertavul Esnaf Spor'un puanı 19. Silifke Göksu'nun puanı 17. Gülnar Spor'un puanı 12. Atakent Gençler Birliği'nin puanı 11. Bahçeköy'ün 6. Aydıncık'ın 4. Silifke İtman Yurdu'nun henüz puanı yok. Onlar da mı çıkmıyor? 6 gol atmışlar gerçi ama. 52 gol yemişler. Çıkıyor mu onlar? Yani şu an birkaç takım çıkmıyor da şimdi vallahi hepsini aklımızda tutamıyoruz hangileriydi ya. Yani, bir daha ya işaretleyeceğim sarıyla üzerine çıkmayanları. Ya iyi çalışamam mısın abi dersine? Abi çalıştık da ne kadar çalışalım. Yani Sertavul Esnaf 6 galibiyet 1 beraberlik 19 puan. İkinci Göksu 17, üçüncü Gülnar 12, 4 Atakent 11. Burada Bahçeköy'ün herhalde pek şeyi yani tabii matematikte şansı devam ediyor da zor gibi görünüyor 2 maç. Yani sen kazanacaksın da rakiplerin kaybedecek de.
Türk milli takım evet. olayı vardı yani. O kazanacak, o kaybedecek. Yani Göksu'yla Gülnar'ı Atakent gençler alttan şey yapıyor. Takip zorluyor. Ediyor diyelim. Tabii zorluyor diyelim. Sertavul'la Göksu arasında liderlik. Evet. 2 puan var. Bir maça bakar. Var. Evet. Güzel mücadeleler oluyor. Dediğimiz gibi bundan sonra bol bol ikinci amatör maçlarını izleyeceğiz. Geleceğe inşallah. İzlediğimiz zaman da daha rahat konuşuruz. Şimdi pek hakim ya, bu kadar maçı izleme şansımız zaten yok. O yüzden içinden birkaç tane maçı izleyebiliyoruz. İşte gidebildiğimiz kadar. Gidebildiğimiz kadar ama ikinci amatörü de daha fazla izleyemedik şimdiye kadar. Bundan sonra izleyeceğiz ama. Aynen. Bundan sonra vaktimiz onlar. Ya özellikle ikinci amatörün playofflarında, zaten birinciler çıkanlar çıkacak. Playofflarda daha çok herhalde maç seyretme. Playofflar merkezde mi olur? Tarafsız sahada mı oluyor abi? Yani playofflar nerede oluyor? Genelde merkezde oluyor ama. Tarafsız sahada. Yani merkezde de olursa daha iyi. İzleme şansımız olur. Suni ile 4 maç üst üste izlenir yani. 4 maçı Mustafa Karabulut'tan başkası izleyemez ya. Ya ben 14 maçı da izlerim abi. Benim için fark etmiyor yani. Sonu ya. Pazar günü mesela. Hayır ya, 4 maç izlediğin zaman da beynin döner yani. Dönsün ya abi, bir günde bir şey olmaz. Ya ben yıllarca böyle ekranda böyle 8-9 tane maçı takip ettiğim için çok böyle izlerken çok sıkıntı olmuyor bende mesela. Peki. Benim beynimde öyle bir yanma falan olmuyor yani. Aynı anda maç takibi yaptığımız için canlıda vereceğimiz maçlar olur abi ya, ikinci amatörde. İşte canlıya veremedik. Aynen, canlıya da geçmemiz lazım. Hava şartları da artık müsaade etmeye başladı, düzelmeye başladı. Havalar çok güzel. Ya yani birkaç defa hava şartlarından veremedik. Silifke İtman Yurdu çıkıyor mu? Çok genç takım varmış. Akın öyle söyledi. 6 gol atmışlar çünkü. Ha çıkıyor, maçlara çıkıyormuş. Yani. Evet. Hükmen olsa herhalde şey olurdu. Atmamış olurdu. Ya şimdi bu şunu anlamadım ben. Şimdi kuruluyor bu takımlar. Yani kuruluyor derken bunlar bu sene mi? Burada bu sene kurulan kaç takım var? Bilmiyorum işte, ona bakmak lazım. Bu arada mesela şimdi yeni takımlar da kuruldu. Daha bu sezonunda mesela. Şu ikinci amatörde bunların birçoğu geçen seneden vardı. Vardır evet. Bu sene kurulan var mı? Çok var mı bu sene kurulan? Ha şu da güzel. Onun için söylüyorum. Şimdi Silifke İdman Yurdu genç takımla çıkıyormuş dediler ya. En azından gençler. Şimdi burada düşme yok ya. Evet. En azından çıkıp gençler işte aynen, pişmeye aynen. çalışıyor. Ya bu sene oynar. Seneye oynar. Aynı çocuklar öbür sene hedef takım yapar. Ha onu bilelim ki en azından. Burada hani yanlış bir şey de söylemeyelim. Kimsenin şevki de kırılmasın. Hani o yüzden. Ne mutlu onlara. Değil mi? Ne mutlu onlara abi işte. Ya tabii canım, bir yani oyuncu hep hedef puan durumunda birinci sırada olmak değil. Şimdi hedef futbolcu yetiştirmek. Para verip halı sahada top oynuyoruz atıyorum. Bak ne güzel işte. Evet. Biliyorsun burada maç yapıyorsun abi genç olarak. Hem de ciddi rakiplere karşı. Ve deplasmanlara gidiyorsun. Gelecek yıla hazırlanıyormuş. Ya ne biter işte, ne mutlu onlara. Yani seneye de bir iki takviye mafya yapar. Burada en uzak ilçemiz Aydıncık. Nasıl yani? Kendi aralarında. Ben bize yok, 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 yok. Bak farklı bir şeyden bahsedeceğim. Yenice'den Aydıncık'a tüm amatör takımlar bizim diye ben cümle kuruyorum ya. Aydıncık değil, Anamur abi. Şey, lütfen. Yenice'den Anamur. Pardon ya, Aydıncık'ın tüm ilçeler futbolda bir şekilde bir şey yaptı. Aydıncık hiç yükselemedi. Onu anlatmaya çalışacağım. Anlatamadım bir türlü. Abi işte o bak, benim senin arabada bıraktığım kitabı okusaydın bu olay çözülmüştü. O kitabı düşürmüşsün diyelim. Evet. Ne zaman vereceksin abi? Getirdiysen bugün alayım artık. Şimdi giderken vereceğim. Aydıncık bu sene de yine ikinci kümede devam edecek. Evet abi, yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi bak, isim vermeyelim. Zaten verme demişler. Az önce dedik ya, bu hakem raporu disiplin kuruluna sevk edilen Karaduvar'la ilgili değişmiyormuş. O zaman bu şeye göre hükmeniz sıfır çıkacak. Hakem raporu değişmiyormuş derken? Hakem raporu değişmiyor. Yani hakem kararı değişmez. O ya, hakem raporda ne yazmışsa o disiplin kurulunda değişmiyormuş. Abi o işin o tarafını biz bilmiyoruz yani. Şimdi yanlış yorum yapmayalım. Yani söylenen. Ama ben hani kim karar verecek merciler kimlerse en doğru, en adaletli kararı versinler. Onu diliyorum yani. Ya tabii canım, şimdi burada haksızlık olmasın abi. Evet, kimse tabii ki yani. Yani burada da Ata Genç Gençler Gülnar arasında bir üçüncülük mücadelesi olacak gibi. Sertavul'la da Göksu arasında bir liderlik mücadelesi var. Diğer takımların elbette matematikte şansı var ama zor gibi görünüyor. Tüm maçlarını kazanacaklar. Rakipleri Türk milli takımı gibi kaybedecek. Elçi böyle bir hikaye vardı yani. Evet. Ama oluyor dedi. Mustafa Karabulut. Tömük esnaf herhalde ya. Tömük mü canım?
Hangi Sertab? Neyden bahsediyorsun? Tantuni abi. Ha Tantuni. Yok yok. Orada mısın? Tantuni şey ya, taş ucum. Taş ucum. Taş ucum. Tömük dediğin ne yok. Abi? Tömük neyi? Esnaf olarak. Sertab tömük spor mu? Tömük esnaf spor. Ha, tömük esnaf spor ayrı, Sertab esnaf ayrı. Hı-hı. Takımlar için nerede birbirine benziyor abi ya? Abi yani şey... biz de, ben de bazen şey yaparken karıştırıyorum yani. Çeşmeli spor var, Çeşmeli idman yurdu var. Günler spor var, Günler... Selif Keitnayur'un hedefi topçu yetiştirmekmiş abi. Evet. Bence Çeşmeli, güzel bir şey. İdman yurdu, Çeşmeli şeydi. Spor. Tömük esnaf, Sertavul esnaf. Oyuncu yetiştirme diyor ya. Şimdi Cengiz Ünder biliyorsun Roma'ya transfer oldu. Roma'nın teknik direktörü, ismini hatırlayamadım şu an. Ne açıklama yaptı biliyor musun abi? Biz Cengiz'i izlerken Türk futbol şey, Türkiye'de oynadığı maçları baz almadık diyor. Oynadı o kısa süredeki Şampiyonlar Ligi, Başakşehir oynamıştı ya. Bir de milli takım maçlarını baz alarak aldık diyor. Yani düşün, Türk futbolu bitmiş halde. Biz Cenk Tosun'u transfer ederken diyor Everton teknik adamı. Biz diyor Beşiktaş'ın Türkiye'de oynadıkları maçlar değil diyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını baz alarak transfer ettik diyor. Türk futboluna bakış bu. Altın Ordu Başkanı ne çıktı ne dedi? Biz dedi Süper Lig'e de çıksak dedi yabancı transferi yapmayacağız dedi. Ne kadar sadık kalırlar bilemem. Valla orada da şöyle bir şey var. Silifke İdman Yurdu gençlere önem veriyor. Verin abi. Verebildiğiniz kadar şimdi gençlere. Şimdi orada da bak şöyle bir şey var. İki tane, iki kişi squat A takıma bakıyor. Şeyde, Altın Ordu'da. Serhat Hoca, Serhat Pekmezci yönetimindeki bir squat ekibi var. Onlar da 6 kişiler. Onlar da altyapıya oyuncu gözleme ekibindeler. Okullar, okul turnuvaları olsun, işte amatör turnuvalar olsun, hazırlık turnuvalar olsun. Türkiye'nin her yerinde şu anda elimizde dedi. Kaç bin tane dedi ya? 10.000'in üzerinde mi dedi? Kaç binin üzerinde maç izledik dedi. 3.500 tane dedi. Şu anda oyuncu yani potansiyeli yüksek oyuncular var dedi. Onların listesi elimizde dedi. Her şeyiyle elimizde dedi. Yani şehir bazında istatistikleri var, şeyleri var dedi. Hepsini böyle kategorilendirmişler. Altyapı hocalarından hangi bölgeye oyuncu istenirse oradan seçiyoruz dedi ki Serhat hocamız da Mersin'e geldiği zaman ki geleceğim inşallah dedi. Onlarla konuştuk. Kalecileri Berke miydi onlar? 3 tane Avrupa takımı istiyormuş abi ya. Geçen bizi televizyonda izledim de. İstenir yani, abi. Ya. Çok güzel bir şey sistemleri var. Bambaşka bir şey ya. Evet, evet yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Yani söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz herkese. Yani burada bizim söylediğimiz şeyler kesinlikle bir art niyet içermiyor. Ya da kullandığımız takım isimleri bizim kimsenin avukatlığını da yapmıyoruz. Doğru neyse onu konuşmaya çalışıyoruz. Biz de insanız. Bazen ağzımızdan başka şeyler çıkabiliyor. Ama ikinci amatörde kalecilerle uğraşmasınlar. Herkes maçlara çıksın. Güzel şey olsun. Buradan herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmail abi. Bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ali abi sen bir şey söylüyordun mu? Eyvallah canım. Ali abi karnını doyurdu. ben her zaman dediğim gibi kapatacağım yine. Unutmayın ki her şey amatörden başlar. Jungle.